Günaydın, hoş geldiniz. TV100 ekranlarındayız. Ben Kerem Kurçuval. Günün ve gündemin sorularını sormak için karşınızdayım. Stüdyoda iki kıymetli konuğum var. Mustafa Kurdaş, gazeteci yazar, Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Doğan Çağlar, hoş geldiniz. Siyaset hoş bulduk, bilimci. Teşekkür Sizi ederim. Sizi de uzun bir aradan sonra görmek çok güzel. Evet, ben de çok memnun oldum Kerem Tekrar Bey. Hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Sağ olun. Doktor Ahmet Zeki Üçok, hukukçu. Ahmet Bey, hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar dilerim. Ve Latif Şimşek, en son parlamento koridorlarında görüştüğümüz Latif Şimşek de bugün Ankara'dan Skype'la katılıyor yayınımıza. Latif, merhaba. Merhaba Kerem. Şimdiden iyi yayınlar dilerim. Çok mesele var. Gezi davası, Kavala, yeniden başlayan bu gezi protestoları, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün çıkışı, CHP liderinin en kısa grup toplantısı, 9 dakika süren en kısa grup toplantısı ve önemli mesajları, ittifak nereye gidiyor, altılı masa nereye gidiyor, bunları tartışacağız. Enflasyon, Çalışma Bakanı yeni müjdelerden bahsetti. Emekli maaşları nereye gidecek, onu konuşacağız. Bu bayram tatili ne oldu? 9 gün mü değil mi? Ne olacak ve bayram kaça patlayacak? Tatile gitmek isteyenlere ona bakacağız. Soykırım tartışması ile ilgili mesele devam ediyor. Garopaylan'ın dokunulmazlığı kalkacak mı? Çünkü Cumhurbaşkanı ve MHP Genel Başkanı ısrarla bu kişinin parlamentoya yakışmadığını söylemişti. Yine sığınmacılar meselesi var savaşında. 63. gününe girdik. Hemen Osman Kavala'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet, 7 kişiye de verilen 18 yıl hapis cezası meselesiyle başlayıp içimizdeki hukukçuya Doktor Ahmet Zeki Üçoğa sorayım. Ahmet Bey, nasıl değerlendiriyorsunuz bu davayı? Şimdi biliyorsunuz bu süreçten önce bizler de bir Fethullahçı terör örgütünün yargıda hakim olduğu bir dönem yaşadık. Yani bence hukuk tarihinin en karanlık dönemini yaşadık. O dönemde de hakim ve savcıların polis ve emniyet teşkilatındaki kişilerle işbirliğiyle hazırlamış olduğu bir kurgular dava süreçleri yaşadık. Şimdi bu dava süreçlerinin en çok yaşayanlardan birisi benim. Evet. Ben 4 defa tutuklandım. İşte hakkımda 34 farklı suçtan davalar açıldı. 43 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası aldım. Ve bu süreci fiilen çok canlı olarak yaşayan somut örneklerden birisi benim. Şimdi o dönemde ne oluyordu? Mesela ben işte diyelim ki bir suçtan tutukluyum. Tahliye olacağım. Tahliye olmadan önce ben başka bir suçtan tutuklanıyordum. Bir hafta 10 gün sonra diğer suçtan tahliye oluyordum. Ancak tutukluğum devam ediyordu. Böyle bindirmeli olarak 4 defa tutuklandım ben. Şimdi Osman, bu örneği niye verdim? Şimdi Osman Kavala ile ilgili tabii sabahata bakmak lazım. Yani nasıl bir yargılama süreci geçti? Ondan sonra verilen karar doğru mu, yanlış mı veyahut da işte oradaki hakimle ilgili tartışmalara girmekte yarar var. Yani bakıyorsunuz Gezi davası 2013, biliyorsunuz 2013'te meydana gelmiş, evet. Eylemler. Bununla ilgili olarak 1 Kasım 2017 tarihinde tutuklama kararı veriyoruz. Yani yaklaşık 4 yıl sonra, 4,5 yıl sonra. Yine aynı süreçte yine 1 Kasım 2017 tarihinde 15 Temmuz sonrasındaki 15 Temmuz'la ilgili olarak yani 312'den de bununla ilgili olarak bir tutuklama kararı veriyoruz. Yani bir 309'dan, TCK 309'dan yani 15 Temmuz'la ilgili TCK 312'den de Gezi davası ile ilgili iki suçtan tutuklama kararı veriyoruz. Bu tutuklama ile ilgili ayrıca tartışırız ama bir süreci önce bir anlamak anlamında söylüyorum. Sonra 10 yani 1 Kasım 2017'de tutuklandık. 11 Ekim 2019'da tahliye oluyor. Hangi suçtan oluyor? 309'dan yani 15 Temmuz'dan tahliye oldu. Sonra bu tahliye olduğu sırada diğer dava devam ediyor. Yani 312'de olan dava devam ediyor ve 18 Şubat 2020 tarihinde beraat ve tahliye kararı veriliyor. Fakat bu sefer her iki suçtan da tahliye olduğu için dışarıya salınması gereken hemen ertesi gün
19 Şubat 2020 tarihinde yaklaşık bir yıl önce tahliye olduğu 15 Temmuz davasından tekrar tutuklandı. Yani Gezi'den aldığı beraatin ertesi günü tekrar bu sefer 15 Temmuz'dan tutuklanıyor. Yani 19 Şubat 2020'de. Çok ilginç. 19 Şubat 2020'de tutuklandığı sırada bunun duruşması 20 Mart 2020'ye geçti. Yani bir ay sonra da duruşması var. Ve hakim savcılar, ben hakim savcılık yaptığım için söylüyorum. Hakim savcılar dosyayla ilgili genelde şeyi bilirsiniz. Gidişatı. Evet. Yani bu beraat mı olacak, işte ne olacak falan. Yani dosyanın zaten tamamlanmış, artık son bir ayına gelmiş. Bu sırada bunun tahliye olma ihtimaline karşılık olarak TCK 328'den, yani siyasi ve askeri casustan 9 Mart'ta tutukluyoruz. Yani 20 Mart'tan duruşmanın, karar duruşmasından 11 gün önce tekrar Osman Kavala'yı başka bir suçtan tutukluyoruz. Bu sefer siyasi ve askeri casusluk diye bir suç çıkıyor. Ve 20 Mart 2020 tarihinde 15 Temmuz'dan dolayı beraat kararı veriyoruz. Evet. Ama bu arada Osman Kavala ne? Tutuklu. Sonra yargılama devam ediyor. Her şey tersine dönüyor sonra. Sonra da, daha devam ediyor. Çünkü şey var daha, yani Gezi ile ilgili bir beraat kararı var 18 Şubat 2020'de. Bu MAM'a gidiyor, temiz ediyor savcılık makamı. Bölge Adliye Mahkemesi 24 Ocak 2021 tarihinde 9 sanık aleyhine beraat kararlarını bozuyor ve tekrar geri gönderiyor. 24-25 Nisan'da da işte bu bozma kararı ile birlikte Osman Kavala'ya müebbet hapis, işte ağırlaştırılmış müebbet hapis, diğer 18 kişiye de işte cezalar veriliyor. Bu arada da 9 Mart 2020'de tutuklandığı askeri ve siyasi casusluk suçundan da beraat tahliye kararı verir. Ne anlayalım bütün bu anlattıklarınızdan? Şimdi buradan şunu anlıyorum. Yani demiş ki bu ki Osman Kavala ile ilgili bir güç diyeceğim veya bir adına ne derseniz deyin. Demiş ki bu adam bu hapisten çıkmayacak. Yani biz nasıl 367 kişi balyozdan tutuklu kaldık, üst üste bindirmelerle o suçtan bu suçtan yaptık. Çünkü ne vardı orada? O dönemdeki bu yargıya hakim olan hakim ve savcılar ki Fethullahçı terörcüydü. Onlar bizim hapiste kalmamıza karar vermişler ve bunları çıkarmayalım. Böyle üst üste bindirmeli tutuklamalar yapmışlar. Şimdi ben o dönemi yaşayan birisi olarak evet. Osman Kavala'nın şu sürecine baktığımda bizim yaşadığımız döneme benzer bir uygulama yapıldığını somut olarak görüyorum. Peki. Çünkü burada bir suçtan tahliye olacak, olmadan önce öbüründen tutuluyorsunuz. Beraat ediyor, ertesi gün tahliye ettiğiniz suçtan tekrar yakalıyorsunuz ve bir ay sonra tutukladığınız suçtan beraat kararı veriyorsunuz. Ya bunun hukukla falan ilgisi yok bu olayın. Peki. Bu tamamen, yani ben şimdi bak dosyanın içeriğine hiç girmedim bakın dikkat edin. Tabii. Ona birazdan gireceğiz ve soracağım. Yanlış. Bu yargılamalarda işte şu oldu, deliller şöyleydi. Ona hiç girme. Bak sadece süreci dışarıdan bakan sıradan bir vatandaş bu kişiyi salmamak için yargının müthiş bir çaba içerisinde olduğunu ve bu kişinin tahliye edilmemesi için her türlü bakın ya 328'i çıkarıyorsun 10 Mart, 9 Mart'ta ya. Yani adamı tutukluyorsun ki öbür suçtan tahliye olmasın. Aynı ben oldum. Balyoz'dan tahliye olacağım bu sefer geldim Ergenekon'dan tutuklandım. Bir 10 gün önce. 10 gün önce tutuklandım. 10 gün sonra mahkeme beni saldı. Yani peki. Ahmet Bey bir virgül koyalım buraya. Evet. Çünkü başka ayrıntıları da sormam gerekiyor. Evet. Mustafa Bey size döneyim. Mahkeme bu kararı açıklandıktan sonra gazeteyi yaparken ne düşündünüz, nasıl tartıştınız? Yani tabii Türkiye'de tartışılan, en çok konuşulan davalardan birisi. Yani hem Gezi meselesi. Gezi meselesi de öyle. Yani Gezi süreci zaten biliyorsunuz Türkiye'de çok önemli bir travmalar meydana getirmiş bir süreçti. Neyin doğru, neyin yanlış olduğuna dair ciddi anlamda söylemler bakımından özellikle hep biz o dönemi çok FETÖ gerçeğini fark etmeden genellikle değerlendiriyoruz. Ama ki sonrasında İstanbul Emniyet Müdürü ve Valisi
FETÖ'den dönemin valisi Emniyet işte, Müdürü yani o içeri alındı. O dönemi mutlaka FETÖ, eğer Türkiye'de hukuken paralel devlet yapısı diye bir yapı varsa, bu evet. Çünkü literatüre girmiştir, devlet arşivlerinde paralel devlet yapısı diye bir yapı vardır. Ve o dönemde de en aktif, en etkili olduğu dönemdi. Doğal olarak biz Gezi olaylarını başlı başına sadece bir kendiliğinden oluşmuş bir süreç olarak görmek mümkün değil. Tabii bu bakımdan eğer paralel devlet yapısı varsa ve bu yapıda bir iktidarın aslında 10 yıllık ilişkileri çerçevesinde güçlendiyse hep aslında birbiriyle girift konular bunlar. Yani birisi birisinden bağımsız olan değil, birisi birisinin sebebi sonucu ilişkileri çerçevesinde giden bir travma dönemi yaşadık. Önemli bir dönemdi. Tabii ki süreç Türkiye'ye ciddi anlamda hem ekonomik bakımdan pahalıya mal olmuş, hem de öyle bir dönem olmuştu ki hala aslında soru işaretleri ortadan kalkmış değil. İşte bu bakımdan Gezi olaylarında o günlerde hatırlıyorum, işte bir parka çok orantısız bir şekilde enteresan bir müdahalede bulunuyorsunuz ve bu dünya kamuoyunu, ya herhangi bir park diyelim evet. ki ve dünya kamuoyunun en çok konuştuğu bir konu haline geliyor. Türkiye'de yani Boğaz Köprüsü sarsılıyor yani hatırlarsanız evet. o görüntüleri evet, vesaire ve enteresan olaylar söylüyor ve algı yönetiminde çok güçlü olduğu bir dönem yaşıyoruz. Şimdi ben o dönemde hatırlıyorum mesela bir camide biliyorsunuz işte gezicilerin bir bira içmesi, bunların işte fotoğraflarının camide bira içip dağıtılması ile ilgili konular vardı. Hatta işte başka maalesef yalan haberler de ortaya çıktı ama daha korkunç, ben yani hatırlattığınız için söyleyeyim, müezzin caminin müezzini 8 saat terörle mücadelede sorgulandı. Böyle bir şey olmadığını söylüyor. Ve sürüldü. Yani sürüldü. Niye? Doğruyu söylediği için. Yani evet. aslında böyle bir... Bak ben o konuyla ilgili size bir şey anlatayım. Şimdi biz biliyorsunuz bize o süreçte bu konuyla ilgili biraz baskı gelmiştir. Çevreler demiştir ki ya siz bu haberi Milli Gazete, çünkü cami var, Milli evet. Gazete var. İster istemez böyle bir durumda Milli Gazete'ye bir bakılıyor. Milli Gazete ne yapmış diye. Şimdi bize bir o fotoğraflar geldiği zaman... Servis edildi. Sonuçta ajanslardan gelen bir fotoğraf. Bütün haber merkezlerine düşmüş bir fotoğraf. Neydi? Bir caminin içerisinde geziciler girmişler. Burada biraları, kutu biralarını içmişler. Etrafa saçmışlar. Onun fotoğrafları bir şekilde sosyal medyada kullanılmış. Ajanslar da bunu servis etmiş. Tabii ki o süreçte biz oturduk yayın kurulunda bunu tartıştık. Ya bunu ne yapacağız? Çünkü belli ki bunu bir değerlendirelim. Yani nasıl gelişmiş olabilir? İster istemez biz bir öngörüde bulunmak zorundasınız. Evet. Çünkü servis edilen bir fotoğraf var, gelen bir fotoğraf var. Bütün gazete haber merkezlerine gelmiş bu fotoğraf ve biliyoruz ki ertesi gün bu fotoğraf en az 8-9 tane gazetede birinci sayfada manşet olarak kullanılacak. Peki bu fotoğraf doğru mudur değil midir? Aslında biraz onları tetkik etmek gerekiyordu. Nihayetinde şu karara vardık. Ya geziciler, bir yani yanlarında olma, karşılarında olma ama bir olay. Haber olayını konuşuyoruz. Polisin tazikiyle, tazikli suyla, copla kaçıyor. Neyle kaçıyor? Can havliyle kaçıyor. Nereye giriyor? Bir camiye giriyor. Sığınıyor bir camiye. Ya bir camiye can havliyle kaçarken hadi bir markete girelim, birkaç kasa kutu bira alalım, orada da içeriz der mi diye düşünüyorsun? Demez diyorsun. Bunları içeriye sokuyorlar diyelim ki bunu düşündüler, yaptılar. Bu biraları aldılar, içtiler, etrafa caminin dağıttılar. Fotoğraflarını çektiler, bir de sosyal medyada paylaştılar. Bize bu çok tuhaf ve garip geldi. Fakat şimdi bunu biliyoruz ki 8-9 gazeteden manşet yapılacak. Biz de Milli Gazete olarak bunu haber yapmazsak, manşet yapmazsak biliyoruz ki mahallede dayak yiyeceğiz. Bizim yüzümüzden camiye ve dedi ki biz bunu küçücük olarak girelim, şehrimizi koyalım, manşet yapmayalım. Manşet yapmadık. Genel bir değerlendirme içerisinde kullandık ve küçük bir fotoğrafla kullandık. Tabii ertesi gün aslında dediğimiz, korktuğumuz, endişe ettiğimiz şey yine de başımıza geldi. Fakat daha sonra sizin dikkat ettiğiniz gibi caminin müezzini ile ilgili o böyle bir olayın olmadığını söyledi. Daha sonra da sürgünde yedi. Hakikatler ortaya çıkıyor ama algı yönetimi maalesef hakikatlerin ortaya çıkmasından endişe etmiyor. Peki. Bugüne gelirsek... Böyle bir süreçti. Yani çok uzattım belki ama iklim böyle bir iklimdi. Yani onu anlamak için de güzel bir şey oldu. İşte böyle bir iklimde orantısız bir güç kullanılıyor.
Kafalar çok karışık, neyin nasıl yapıldığı belli değil. Paralel devlet yapısı ve FETÖ belki başka mesajlar etrafa dağıtıyor. Devlet refleksleri biraz daha ölü. Evet. Ve belki de yapılmayacak bir şey, hatta Sayın Cumhurbaşkanı'nın da hatırlarsanız bir Afrika seyahati sırasındaydı galiba. Evet. O süreçlerde açıklamaları vardı, işte %50'yi evde zor tutuyorum gibi bir takım açıklamalar vardı ve başka açıklama, tuhaf ve garip bir iklimdi. Buradan sonuçta Osman Kavala meselesi ortaya çıktı. Tabii ben Osman Kavala ve de Soros konusunda şerhi net olan bir gazeteciyim. Yani Soros'un Türkiye'de yapmış olduğu faaliyetlere muhalefet eden, bunun karşısında duran. Dünyada yaptıklarını bütün dünyada gören. Tabii işte biliyorsunuz renkli devrimler tabii, vardır. Tabii. Mesela bir dönüşüm projesidir ve ılımlı bir işte batıya eklemleme süreçlerini hep yönetmiştir ve yürütmüştür. Osman Kavala da tabii ki açık toplumun kurucularından birisiydi. Hatta Milli Gazete'de belki de 2000'li yıllarda Türkiye'de Soros'un şematik yapısını ilk ifşa eden gazeteciyim ben. O an onu söyleyebiliriz. Kulis Ankara yazılarımız vardı bizim. Oralarda bunları yazmıştık. Bu kesinlikle benim tavrım budur. Fakat tabii hukukun işleyişi biraz önce de bahsedildi ya, hani Ergenekon, düşünsene 9 yıl boyunca Türkiye'de 7 gün 24 saat bütün devlet televizyonu, devlet ajansı ve bütün kora halinde medya aslında yalan mı söyledi bilmiyorum ama sonuçta tuhaf bir sonuç. ETÖ'den FETÖ'ye dönüştü, yani Ergenekon terör örgütünden Fethullah terör örgütü. İster istemez bir güven bulanımı oluyor ve ne kadar çok siyasete malzeme yapılırsa bir konu o kadar çok hukuktan uzaktır gibi geliyor bana. Evet. Pozisyonlar, hani futbolda yorumcular der ya işte maç ya da pozisyon niye ada şey yapmıyor? Belki böyle değerlendirmek gerekebilir. Yani ben Papaz Brunson süreciyle bu süreci, öbür süreci birbirinden farklı görmüyorum. Ama bana göre de tabii ki siyasi ve ideolojik olarak Osman Kavala masum bir isim değildir. Ama hukuk ve suç bakımından bu süreç, ceza ağır. Süreç benim dışımda olan bir şeydir. Benim tavrımın ve kanaatimin dışında olan bir şeydir. Peki. Latif Şimşek, siz ne dersiniz? Yani ağırlaştırın. Ya Latife ben de bir selam söyleyeyim ya. Ha. Sen böyle parlamento koridorları deyince iştahımız kabardı Latif. Nerede o eski günler? Latife bir muhabbet ve selam iletmiş olalım. Mustafa merhaba. Merhaba, nasılsın? Emre, hem seninle burada olmaktan hem de Ahmet Zeki Üçok hocamla. Ve siyaset bilimci Doğan Bey'le mutluyum. Hepinize iyi günler, iyi Ramazanlar diliyorum. Sağ ol. Teşekkür ederiz. Kandilinde mübarek olsun Latif. Sizin de kandiliniz mübarek olsun. Şimdi insanlar geçmişte yapılan hatalardan ders alır diye düşünüyorum ben, Kerem. Ergenekon sürecinde bazı hatalar, bazı yanlışlar yapıldı. İşte FETÖ'nün aldığı bir takım kararlara bizler de geçmişte zaman zaman inanma durumunda kaldık. Çünkü polis, yargı, mahkeme, Yargıtay bütün bu süreçleri ele geçirmiş bir FETÖ'nün varlığından bütün bu süreçlerle birlikte haberdar olmamız en azından mümkün değildi. Yani polis soruşturmayı yapıyor, FETÖ'cü polis, FETÖ'cü savcı iddianameyi hazırlıyor, FETÖ'cü hakim yargılıyor. Yargıtay'a gittiğinde de FETÖ'cüler devreye giriyor, yine Yargıtay'dan da bu sonuç çıkıyor. Türkiye böyle bir süreç yaşadı. Şimdi bugüne geldiğimizde İnsanlar üzerinden konuşmaktan daha çok ben her zaman hani bir insanın ceza alması, almaması, hapse girmesi, girmemesi konularında konuşmayı, teşvik ya da tahrik etmeyi, bu konuları sevmiyorum. Olaylar üzerinden konuşmanın daha doğru olduğunu düşünüyorum. Ve en azından da bugün şunu söylemek zorundayız. Bu yargının işi. Çünkü zamanı geldiğinde herkes bunu söylüyor. Yani yargıyı rahat bırakalım. Bu yargının işi, yargının kararı. İşte sanıyorum bu karardan sonra bir Yargıtay süreci var.
Değil mi Ahmet Hocam? Ona soracağız şimdi. Yargıtay'da bu süreç orada ne çıkacak bilmiyoruz. Ama topyekün olarak da hakimleri, savcıları, yani ortada hiçbir şey yokken, hiçbir delil yokken böyle bir karar vermiş durumuna düşürmenin de yanlış olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi ben ceza olayından bağımsız olarak Gezi sürecinde yaşananları çok iyi hatırlıyorum. Bir gazeteci olarak Gezi olaylarıyla Türkiye'nin nereye evrilmek istendiği çok açık, çok ortada. Bunu o dönemde gören ve bugün işte AK Parti şiddetle muhalefet eden siyasetçiler de var. Yani mesela Selahattin Demirtaş'ın söylediği şudur o gün Gezi olaylarıyla ilgili. Yani biz Gezi olaylarına demokratik bir tepki olarak başladık. Ancak sonradan bu işin hükümeti devirme, bir darbe yoluyla hükümeti devrilme noktasına gittiğini görünce biz Gezi olaylarından çekildik diyor Selahattin Demirtaş. Evet. Şimdi tabii yine Ümit Özdağ'ın bir açıklaması var yakın dönemde. Ümit Özdağ da şunu söylüyor dün veya önceki gün sanıyorum. Yani Gezi'nin ilk üç günü vatansever gençler vardı. Sonrasında yabancı servisler devreye girdi ve vatanseverler sokaklardan çekildi diyor. Şimdi Ümit Özdağ'ın herhalde sen de tanırsın Kerem. Mustafa evet. da tanır Ümit Özdağ'ın siyasi duruşunu, işte akademik... İyi biliriz. Yani siyaseti ve dünyayı iyi okuyan bir isimdir Ümit Özdağ. Ümit Özdağ'ın bunu söylemesini önemsiyorum ben. Yani ilk üç gün gençler siyasal iktidara bir tepki oluşturmak için sokaklara çıktılar, tepkilerini koydular, protestoda bulundular. Ama üç gün sonra yabancı servis ajanları işin içine dahil olunca Gezi'nin amacı seyri değişti. Ve bu vatansever gençler sokaklardan çekildiler diyor. Evet. Şimdi ben de şunu diyorum. Yani Ümit Özdağ'ın gördüğünü Osman Kavala görmedi mi mesela? Yani Osman Kavala Gezi olaylarına işte destek verirken, ki bugün onu da inkar etmiyor verdiği destekleri, Gezi olaylarına maddi manevi destek verirken, bu olayların içinde yabancı servis ajanlarının da olduğunu Sayın Kavala görmedi mi acaba? Bir de şunu söyleyeceğim, yani iddianameye baktığımız zaman tabii iddianamedeki konuların hangilerinin belgesi var ya da sağlam bir belge mi, nedir ne değildir bunu bilmiyoruz ama çünkü belgeleri göremiyorum ben, yani belgelerle ilgili İddiaları görüyorum. Evet. De 15 Temmuz sürecinde ve Gezi olayları sürecinde iddianameye savcının koyduğu bir takım konular var. Belki bunlarla ilgili belgeleri de gözden geçirmemiz gerekiyor ama işte bakıyorsunuz mesela şeyden önce 2013'in Nisan Temmuz aylarında Henry Barkey Türkiye'ye geliyor, çeşitli illeri ziyaret ediyor. Yine 28 Temmuz'da Türkiye'ye geliyor, 31 Temmuz'a kadar İstanbul'da kalıyor ve bir günlüğüne ne ise niye gidiliyorsa ben buna ne cevap verdiklerini de bilmiyorum. Henry Barkey Diyarbakır'a gidiyor. Henry Barkey'in İstanbul'a gelişinin bir gün sonrasında da Osman Kavala bir günlüğüne Diyarbakır'ın Sur ilçesine gidiyor ve aynı gün geri dönüyor. Şimdi tabii ne oluyor ne bitiyor 15 Temmuz öncesinde yaşanan bu konular. 15 Temmuz'da herhalde bütün konuklar katılacaktır. Türkiye bir varlık yokluk treninden döndü. Yani uçurumun eşiğinden döndü. 15 Temmuz'un başarılı olması durumunda ya da başarıya giderken önüne bazı engellerin çıkması durumunda Türkiye'nin işgali hazırlandığı, Suriye'nin kuzeyinde
25-30 bin kişilik bir PYD grubunun Türkiye'ye girmek için hazırlık yaptığı, silahlandığı, bunlar hep konuşuldu. Yani ciddi siyaset adamları ve istihbaratçılar tarafından da konuşuldu. Şimdi böyle bir süreçten geliyoruz. Tabii Açık Toplum Vakfı'nın duruşu belli. Dünya üzerindeki yaklaşımları belli. Pek çok ülkede işte iktidarları devirmeye dönük halk hareketlerini destekleyen ve bunu da saklamayan bir grup. O zaman Açık Toplum Vakfı'nın Türkiye'deki kurucusu olarak ve hani AK Parti iktidarına ve Recep Tayyip Erdoğan'a karşı da duruşları belli olan bir grubun Türkiye'de gezi olayları gibi bir süreci, iktidarı devirme, işte bir halk darbesi yaptırma gibi bir sürece evirmek istemediğine hiçbir zaman emin olamayız. Peki. Ama şunu söyleyeyim son olarak Kerem. Bu bir hukuk sürecidir. Elbette ki yargı elindeki delillere, bilgilere bakarak karar vermiştir. İddianame ortadadır. Yargıtay süreci vardır. Yargıtay'da da daha yüksek hakimler konuyu değerlendirecektir. Fakat şöyle bir soruyu da sormadan edemiyorum ben hem kendime hem kamuoyuna. Eğer ortada hiçbir delil yoksa, eğer ortada işlenmiş hiçbir suç yoksa, Türkiye Cumhuriyeti hakimleri, işte Ahmet Zeki Üçok hocam dedi ki birileri yönlendiriyor bu davayı, arkasında bir güç var dedi. Yani niye Osman Kavala düşmanlığının sebebi ne o zaman? Yani niye bir başka isme yapılmadı da bu düşmanlık Osman Kavala'ya yapılıyor? Aslında sorunun cevabını sen kendi konuşmanda bir takım maddeler halinde sıraladın da tekrar soruyorsun. Tekrar bunu konuşacağız ama şimdi Doğan Çağlar'a sorayım. Bir yandan da Batı'nın teyakkuzu var. Yani kararın açıklanmasından sonra özellikle Avrupa Konseyi'nden, Avrupa Birliği'nden, Amerika'dan peyderpey açıklamalar geliyor. Ama Bekir Bozdağ da ne Avrupa Birliği, ne Avrupa Konseyi, ne de ABD Türk yargısına karışamaz. Türk yargısı bağımsızdır dedi. Bunu da hatırlatarak siz bu meseleye nasıl bakıyorsunuz? Evet. Şimdi Kerem Bey, ben işin yargı boyutuyla ilgili konuşmayacağım. Latif Bey'in anlattığı konulara bir ekleme yapmak istiyorum ben de. Şimdi ben net söylüyorum. Osman Kavala bir vatan hainidir. Bak, üstüne basarak söylüyorum. Osman Kavala bir vatan hainidir. Bir kere bunu kabul etmemiz lazım. Atatürk'ün kurmuş olduğu bir partinin liderinin de Osman Kavala'yı savunma mücadelesine girmesini de dehşetle karşılıyorum. Şimdi Gezi Parkı olayları yaşandığı zaman az önce Mustafa Bey dedi ki bir travma yaşadık. Evet, travma yaşadık. Gezi Parkı olaylarında bir travma yaşadık. Evet. Benim yaşadığım en büyük travma şudur. Gezi Parkı olaylarında Atatürk'ün posteriyle Abdullah Öcalan'ın posterini yan yana gördüğüm zaman bir dehşet yaşadım. Bir travma yaşadım. Ve ben bu çalışmaları kendi celladına aşık olmaya çalışan bir çalışma gördüm. Yani kendi celladınıza aşık etmeye çalışıyorlar size. Şimdi bizim celladımız kim? PKK. Bizim celladımız kim? FETÖ. Ve diğer terör örgütleri sizi kendi celladınıza aşık etmeye çalışıyorlar ve PKK'yı bu ülkede normalleştirmeye çalışıyorlar. Yani PKK söylemi, HDP söylemini duyduğunuz zaman gerekli tepkiyi, gerekli refleksi vermeyeceğiz noktaya getirmeye çalışıyorlar. Yani sizin içinizdeki o milli duyguları, o vatansever duyguları yok etmeye çalışıyorlar. Şimdi Osman Kavala'ya gelince, vatan haini dedim. Şimdi bunun altını doldurmam lazım. Neden vatan haini, evet. Osman Kavala? Osman Kavala herkesin bildiği gibi Macar asıllı Yahudi Soros'un Türkiye'de kullandığı bir aparattır. Açık Toplum Hareketi'nin bir üyesidir. Peki şimdi Soros'a baktığımız zaman, bu Açık Toplum Hareketi'ne baktığımız zaman dünyada neler yaşanmış bununla ilgili? Şimdi İngiltere'de dışlanmış. Macaristan'da, yani Soros'un kendi doğduğu topraklarda dışlanmış. Rusya'da dışlanmış. Hatta Yahudi olduğu halde İsrail tarafından bile, İsrail'deki Yahudiler tarafından bile dışlanmış bir karakter karşımıza çıkıyor.
Evet. Ondan sonra siz Türkiye'de onun bir uzantısına tepki gösterdiğiniz zaman, onu pasifleştirmeye çalıştığınız zaman da efendim bu özgürlüğe, demokrasiye vurulmuş bir darbe gibi de gösterilmeye çalışılıyor. Şimdi ben de diyorum ki arkadaş, biz PKK ile mücadele edecek miyiz? Edeceğiz. Peki FETÖ ile mücadele edecek miyiz? Edeceğiz. Peki bunu destekleyen, bunu finanse eden aparatlarla da biz mücadele etmeyecek miyiz yani? Zamanında PKK'yı finanse eden, PKK'ya destek veren kişilerle ve kuruluşlarla nasıl mücadele edildiyse, yani Osman Kavala gibi isimlerle de mücadele edilmesi kadar normal bir şey yok mudur? Değil mi? Normaldir yani bu. Mücadele edeceksiniz tabii ki. Şimdi Osman Kavala'ya baktığınız zaman, az önce Latif Hocam dedi ki 15 Temmuz'dan önce Henry Berkel'le bir toplantı yapıyor. Büyükada'da. Bir ay önce tutuyor, bir toplantı yapıyor. Peki Henry Berkel kim? Bir CIA ajanı. Sen yani Henry Berkel'le nasıl bir samimiyetin var? Nasıl bir diyaloğun var yani? Ve darbeden bir ay önce sen neden bir araya geliyorsun onlarla? Ondan sonra bakıyorsun ki daha bu Gezi Parkı olaylarının dışında çözüm süreci baltalandığı zaman, hendekler açıldığı zaman yine gelmişsin. Diyarbakır'da toplantılara katılmışsın. Şimdi Diyarbakır'da gitmişsin, işte değişik değişik dernekler açmışsın. Yani bu Anadolu kültürleri adı altında dernekler açıyor ya bu adam. Yani dil okulları, müzik okulları, bilmem değişik kültür etkinlikleri altında dernekler açıyorsun. Zaten bu dernekler orada PKK'yı canlandıran, destekçi toplayan kuruluşların başında geliyor. Ben Dicle Üniversitesi'yim. Oradaki birçok dil okulunun, oradaki birçok müzik okulunun, oradaki birçok kültür merkezinin terör örgütüne destek verdiğini biz biliyoruz. Sen Osman Kavala bir kere bunun en büyük finansörüsün. Finansörüsün, bakın yani benim ülkemi bölmeye çalışan bir örgüte para desteği yapan bir kişisin sen yani. Arkasından Gezi Parkı olayları zaten herkesin malumudur. Dedik ya, dehşete kapıldık. Gezi Parkı olaylarına destek verdiğini, finans desteği verdiğini açık açık söylüyor. Şaşırıyor muyuz? Şaşırmıyoruz. Yani bunu söylemese de biliyoruz yani. Zaten dünyanın her yerinde, dünyanın her yerinde özgürlük adı altında, demokrasi adı altında o olayları destekleyen, örgütleyen yapıdır Soros ve Türkiye'de Gezi Parkı olaylarını Osman Kavala'nın desteklediği, finanse ettiği zaten bilinen bir gerçektir. Bunu hani ifade etmese bile yani. Peki dolayısıyla yani bunu bir terörle mücadele olarak mı görüyorsunuz? Kesinlikle öyle görüyorum. Arkasından İMC TV'de yıllar önce yapmış olduğu açıklamalar var. İMC TV'de. Yine o Gezi Park olayları diyorum. Yani bu çözüm süreci baltalandığında, hendek olayları başladığı zaman o süreçte yine bir konuşma yapıyor. Diyor ki PKK'nın silahlı unsurlarının Türkiye'yi terk etmesine gerek yok diyor. PKK'nın silahlı unsurlarının Türkiye'yi terk etmesine gerek yokmuş. Peki o zaman biz niye mücadele ediyoruz? O zaman yani dağda askerimiz niye mücadele ediyor ve o dönemde çözüm süreci niye başladı? Yani bu silahlı mücadeleyi ortadan kaldırmak için başlamadı mı? Yani o zaman siz neye hizmet ediyorsunuz? Peki oradan moderatör soruyor. Peki ülkeyi terk etmesinde ne yapsınlar diyor. Yani bu silahlı grup Türkiye'yi terk etmesinde ne yapsın diyor. O zaman diyor siyasi hareket olarak yoluna devam etsin diyor. Yani dağdaki terörist o zaman diyor ki meclise girsin, siyaset yapsın. Bunu ifade ediyor. Aynı şeyi Mehmet Ağar da söyledi. Şimdi Mehmet Ağar da söylese, kim söylerse söylesin bunun bir önemi yoktur. Bu bizim milli birlik beraberliğimize darbe vuran bir söylemdir. Bunu kim söylerse söylesin bence yargılanması lazım. Şimdi baktığınız zaman bitiyor, daha bitmiyor. Toparlayacağım, daha bitmedi. Şimdi bir de bunun iletişim yayınları diye bir yayın evi var biliyorsunuz. Peki o dönemlerde iletişim yayınlarını kurduğu zaman ilk çıkan kitaplardan bir tanesini hatırlıyor musunuz? Hans Kişer diye bir yazarın yazmış olduğu, Talat Paşa üzerine yazmış olduğu bir kitap var. Kitabın içeriği tamamıyla Ermeni soykırımının olduğunu destekleyen bir kitap. İçerisinde Atatürk'ü ve Atatürk'ün bütün devrimlerini ifade ederken, açıklarken bu ülkede Ermeni soykırımı yapıldığını ifade eden bir kitap. Ve bu kitabı ilk defa yayınlayan kişi kendisi, Osman Kavala. Şimdi bunları üst üste koyduğun zaman PKK'ya destek veriyorsun. Arkasından ülkeyi karıştırmaya çalışıyorsun. Ermeni soykırımını destekliyorsun. Atatürk'ü Ermeni soykırımcısı olarak ilan ediyorsun. Ondan sonra da işte efendim Osman Kavala suçlu mudur? Osman Kavala niye bu kadar ceza aldı? İşte aldığı ceza hafif midir, değil midir? Niye yargılanıyor? Gibisinden bir yaygara kopartılıyor. Ve arkasından bakıyorsunuz CHP'nin, Atatürk'ün kurmuş olduğu bir partinin lideri Osman Kavala'yı savunmakla kendini yükümlü görüyor. Arkasından Özgür Özel kendini paralıyor ve biz de burada bunu dehşetle izliyoruz. Dehşetle yani. Peki. Şimdi onu Sayın Uçur'a sorayım. Özgür Özel'in iddiaları var. Hakimle ilgili iddialar. Ama ona geçmeden önce 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den de bir açıklama geldi. Şimdi arkadaşlarım
Abdullah Gül'ün açıklamasını getirecekler ekrana. Diyor ki Abdullah Gül yaptığı açıklamada, Kavala ve arkadaşlarıyla ilgili karar kamu vicdanını çok derinden yaraladı. Beni de çok üzdü. Bu dava yargılama süreci açısından da ileride utanılacak bir yargılama süreci olarak alınacaktır. İnsan hakları ve hukuk uygulamalarının zaten çok sorgulandığı dönemde Türkiye'ye kötülük yapmak isteyenler ancak bu kadar zarar verebilirlerdi. Abdullah Gül 11. Cumhurbaşkanı bu açıklamayı yaptığı karar sonrasında. Hem bunu bu açıklamayı sormuş olayım. Döneminde gezi olaylarında da Cumhurbaşkanıydı. Abdullah Gül görevdeydi. Özgür Özel'in de hakimle ilgili iddiaları var. Karar veren hakimle ilgili iddiaları var. Ne dersiniz Sayın Uçok? Öncelikle hem Latif Bey hem de Doğan Bey bu Henry Berkel olayına gündeme getirdiler. Yani 15 Temmuz öncesinde bu CIA ajanı olduğu bilinen kişiyle buluşmasının işte bu kişiyle ilgili bir iddia demeyeyim de bir somut bir gerçek olarak söylediler. Ancak şunu hatırlatırım. Yani 20 Mart 2020 tarihinde 15 Temmuz yani yargılamasından beraat etti. Yani tartışıldığımız konu bu değil. Biraz duymakta zorlanıyor sanki Kerem abi. Biraz benim sesim rahatsızım. Boğazımda bir problem var. Çok özür dilerim. Yani böyle duyuyoruz biz sizi şimdi. Evet. Biliyorsanız tamam. Yani geçmiş olsun. Mersi, teşekkür ediyorum. Şimdi Henry Berkey olayı 15 Temmuz'la ilgili bir iddianamede yer alan şey. Ama Kavala 15 Temmuz darbe ile ilgili olarak yargılandığı TCK 309. maddeden 20 Mart 2020 tarihinde beraat etti. Ve bu suçtan tahliye edildi. Şimdi dolayısıyla bizim burada konuştuğumuz, eğer Osman Kavala kötü bir adamdı, felaydı, işte şunu yaptı, bunu yaptı, bu ayrı bir şey. Yani Osman Kavala'yı beğenmeyebilirsiniz. Osman Kavala'dan yani vatan hainde diyebilirsiniz, şu bu neyse, yani o sizin kendi fikriniz. Ama yargılama süreçleri ayrı bir şey. Bizim şahsi görüşlerimizle bir alakası yok yargılama. Yargılama dosyadaki deliller ve tanıklar, beyanlar, olaylar, bunların hepsi beraber değerlendirilip bir karar verilir. Yani o yüzden Henry Berkley olayını böyle gündeme getirilmesi bence bu bizim bir dönem. Ya bunların işte silahlı kuvvetler darbe yapacağız diye tutuklandık ya. Hep diyor, kardeşim senin işte komutanların 1960'da şöyle yaptı, 71'de böyle yaptı. Ya bana ne? Benden öncekiler bunu yaptı falan diye bizim suçlanmamıza benzer bir şey. Yani Henry Berkey ile buluşuyor olmasının suç olmadığı 20 Mart 2020 tarihli mahkemenin kararıyla verdiği beraat kararıyla kesinleş. Artık bu bizim bugünkü yani 26-25 Nisan'da verilen kararla ilgili tartışılır yusuf değil. O 20 Mart 2020'de geçmiş yargı safhasıdır. Umarım bozulur veya bozulmaz. Adalet neyse bu. Ama Henry Berkey'de gezi olaylarındakini birleştirip adamı kötü gösterip bu adam kötü zaten böyle yapıyordur, burada da suçludur demek bir hukuki olarak doğru bir yaklaşım değil. Söylemek istiyorum öncelikle. İkincisi şimdi dosyanın içeriğine girip peki bir şey söyleyeceğim hocam, pardon. MİT raporları olduğu söyleniyor. Yani bununla ilgili Osman Kavala'nın eylemlerle ilgili MİT raporlarının olduğu söyleniyor. Şimdi ben de diyorum ki muhalefet lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu zaman zaman devlet kurumlarına gidip de bazı şeyleri soruyor ya. Mesela Osman Kavala'yla ilgili MİT raporları var mıdır yok mudur? Varsa nelerdir gibisinden neden mesela gündeme getirilmiyor? Bir de az önce dediniz ya biz de yargılandık. Evet. Değerli Ahmet Bey, o yargılandığı süreçte biz sizi yakından takip ediyorduk. Türk ordusunun şerefli subaylarının yargılanmasıyla Osman Kavala'nın yargılanması bir değil. Sizler Osman Kavala'da aynı kefeleri tutulamazsınız. Öyle bir şey yapmadım. Onu söyleyeyim yani başta. Osman Kavala ayrı, sizler ayrısınız bizim gözümüzde. Yargıya dikkat çekti. Ben Osman Kavala'ya bak size ne dedim. Siz onu istediğinizde söyleyebilirsiniz. Bununla ilgili benim bir şeyim yok. Siz onunla ilgili kişisel düşünceleriniz iyi, kötü, çok güzel, çok berbatça olabilir. Ama yargılama sürecini dosyadaki delillerle yapalım. Şimdi Berkley olayı yani iki suçtan yargılandı Osman Kavala. Bir, 15 Temmuz'dan, bir de gezi olaylarında. 15 Temmuz Berkley olayı 15 Temmuz'la ilgilidir ve bu davadan 20 Mart 2020'de beraat etti. Ben bunu söyledim. İkincisi, ikincisinden de beraat etti. Hocam. Fakat daha sonra ya Van bölge 3.
Ağır Ceza Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ağır Ceza kararı bozdu. Tekrar geldi mahkemeye. Mahkeme bu sefer mahkumiyet kararı verdi. Yani süreçlere böyle bakalım. Yoksa Hasan iyidir, Mehmet kötüdür, bilmem neyle değil. Biz dosyalarımızı dosya üzerinden inceleyelim. Yoksa bu adamın çocukken şunu yapmıştı, zaten falan da çaresinde bunu yapmıştı, böyle yapmıştı. Bunlar bu dosyayla ilgili bir şeylerse dosyanın o zaman beraat etti bunlar. Latif ben sen neye itiraz ediyorsun? Ben yok itiraz değil de merak ettiğim bir şey var. Bilmiyorum Ahmet Bey biliyordur belki. Ahmet Bey bu Gezi şeyle ilgili 15 Temmuz iddialarıyla ilgili beraat veren mahkemeyle daha sonra bu hapis cezasını müebbet hapsi veren mahkeme aynı mahkeme mi? Şimdi şöyle 20 Mart 2020'de verildi bu karar, beraat kararı. Evet. 20 Ocak 2021'de karar bozuldu. Farklı. Farklı mahkeme. Farklı sonradan birleştirme kararı alındı. Sonradan birleştirme kararı alındı. Şimdi burada şunu demeye getirelim yani. Biz dosyaları önce iki dosya var. Birisi Gezi dosyası, birisi 15 Temmuz dosyası. 15 Temmuz dosyasından 20 Mart 2020'de beraat etti. Gezi dosyasından 18 Şubat 2020'de beraat etti. Ancak 24 Ocak 2021'de Bölge Adliye Mahkemesi kararı bozdu. 25 Nisan 2022'de de mahkum oldu. Şimdi iki dosyayı birbirinden ayrı olarak inceliyoruz. Ve iki dosya zaten ayrı olarak yürüdü. O yüzden Henry Berkeley'de de böyle yapmıştı, Gezi'de de böyle yapmıştı. Bu ikisi birisi 2013 tarihli, birisi 2015 tarihli eylemler. Dolayısıyla işte 2016 tarihli eylemler. Dolayısıyla bunların ikisini de bu adam zaten kötü, pis adamdı. Dolayısıyla bundan da mahkum olması normaldir demeyi çok hukuki bir şey değil bu. Bunu söylemeye çalışıyorum. Peki Ahmet Bey... Yoksa ben yani Doğan Bey'in söylediği kişiler, ben Doğan Bey'in söylediklerinin birçoğuna katılıyorum. Ama ben bir hukukçuyuz yani biz hukuk olarak bakacağız. Yoksa her kızdığımız adam ya bu herif zaten beş para kazanan biri diyor atın bunu içeri veya tutun bunu böyle bir şey yargılama yok. Evet. Biz bunu en kötü şekilde yaşayan kişiyim ben. Ben 34 ayrı davadan yargılandım yani ve hep de neden oldu? Bu falanca zamanda şöyle suçtu bizim işte dava açmıştı atın bunu. Falanca tarihte şunu yapmıştı tutun bunu. Yani zaten girip internete bir bakarsanız Cumhuriyet tarihinin en alçak, en alt haysiyetsiz, en dolandırıcı, en üçkağıtçı adamlarından biri olduğumu zannedersiniz yani. Bakın çünkü bu bütün her şeyi, her şeyi. Mesela ne dediniz bir önce MİT belgesi varmış veyahut da işte şöyle varmış etmiş. Biz onlara değil dosyadakilerine bakalım. Dosyada ne yazıyor? Ve dosyadakilerine bu hakim arkadaşlarımız var, bu beraat vermişler. Yani doğru veya yanlış. Biraz önce Latif Bey'in dediği gibi, Mustafa Bey'in dediği gibi yargılama devam ediyor. Gider. Bundan sonra ne olacak ya? Bu süreç nasıl işleyecek? Şimdi bu mahkumiyet kararı ile ilgili işte önce mahkememiz bir gerekçeli karar yazacak. Bu gerekçeli karar yazması herhalde 3-4 ay sürer diye tahmin ediyorum. Sonra Bölge Adliye Mahkemesi'ne gidecek. Bölge Adliye Mahkemesi bu kararı işte gündemine alacak. Bu da yaklaşık bir yıl sürer diye düşünüyorum yani minimum olarak. Bu bir yıl süresi içerisinde kararın onamasına veya bozulmasına bir şekilde bir şeye karar verir. Ama onamasına karar vereceğini düşünüyorum. Çünkü kendisi daha önce bu kararın, beraatın bozulmasını ve mahkumiyet verilmesini. Buradan da Yargıtay'a gidecektir. Yargıtay'da da en az diyorum iki yıl sürer. Yani bu dosyayla ilgili... Bu süreç eğer Bölge Adliye Mahkemesi'nde herhangi bir işte usule ilişkin veyahut da kararın içeriğindeki bir eksikliğe veya farklı bir şeye ilişkin bir bozma kararı olmadığı takdirde ben bu kişilerin minimum bak minimum 3 yıl süreyle hapiste yani Yargıtay sürecinin devam edeceğini ve bu süreçte de hapiste olacağını düşünüyorum. Şimdi tabii ki bunlar yaşamayanlar çok bilmez yani hep bir şey beklersiniz. Hep işte Yargıtay'da bozulur, şurada bozulur, şöyle olur, böyle olur falan. Bu konulara girmeyeyim ama bunu da herkesin yani en az 3 yıl süreyle bu insanların bu hapiste kalacaklarını eğer böyle devam ettiği takdirde bunu da göz önünde bulunduralım. Yargıtay bozduğu takdirde hani tekrar bir geri dönüş olacaktır bozarsa eğer tabii. Tekrar bir yargılama süreci başlayacak. Tekrar işte aynı mahkeme bu karara uyacak veya uymayacak, uyarsa efendim yargılamaya, uymazsa genel kurula gidecek Yargıtay.
genel kurulunda. Orada tekrar bir karar verecek. O da bağlayıcı olacak mahkemelere. Böyle bir sürecimiz var. Peki. Şimdi heyetle ilgili bir şey söyleyeyim. İddialar. Evet. Şimdi heyette bir hakimimizin 24 Haziran 2018 seçimlerinde AK Parti aday adayı olduğu. Ama aday gösterilmemiş. Yani şimdi AK Parti aday adayı dedim zaten. Aday gösterilmemiş. AK Parti aday adayı oldu. Ve bu kişinin de daha sonra avukat olması nedeniyle işte yasal düzenleme yapıldı biliyorsunuz. Hakim ve savcıların işte çok ihraçları nedeniyle bu eksikliği gidermek için. Avukat arkadaşlar belli yani tecrübesi olan avukat arkadaşlarımız sınavlara girdiler ve hakim savcı olarak göreve başladılar. Sayın arkadaşımız da üyelerden bir tanesi de bu şekilde. Şimdi tabii bu dosyanın müştekilerine bakıyorsunuz. Müştekiler işte Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Sayın Başbakanı Binali Yıldırım, yine bugün Adalet Bakanı olan Bekir Bozdağ, işte Sayın Arınç, Sayın Babacan, Sayın Davutoğlu, Muammer Güler. Yani şimdi siz şöyle bakın, yani tamamı AK Parti'nin, yani Muammer Güler hariç diyelim, hepsi AK Parti'nin ileri gelen ve kurucuları, yöneticileri. Siz de bir hakim olarak AK Parti'ye gönül vermişsiniz zamanında. AK Partili'den milletvekili aday adayı olmuşsunuz. Ve bu işte yasalar, ya burada gayri yasal bir şey yok. Ben yani yasalara aykırı bir durum olduğunu bahsedeyim. Gelmiş bu mahkemeye üye olarak atanmış, karara çıkmış. Şimdi ben olsaydım, yani şahsi olarak konuşan biraz önce Doğan Bey dediği gibi yapayım. Ben olsaydım, eğer reddi hakim talebi bu sebeple yapılmış olsaydı ben çekilirdim. Çünkü derdi, yani bu dosya bütün dünyada kamuoyunun, herkesin, bütün partilerin, dünyadaki işte bilmem ne örgütlerinin gelip baktığı bir davada ben olsaydım çekilirdim. Çünkü dosyaya, bu yargılamaya hiçbir pürüz, meal vesaire gelmesin diye çekilirdim. Peki. Ya herhangi bir yanlış algı oluşmasın diye. Ve burada ben Sayın Yargıç'ın davadan çekilmemesinin doğru olmadığını, çekilmesi gerektiğini söylüyorum. Peki. Yani burada bence bu şartlarda... Bir yargıç olarak söylüyorsunuz bunu. Evet, bir de yani AK Parti'den bütün üst yönetiminin yargılandığı bir davada eskiden AK Parti'de aday olmuş birisi mutlaka kamuoyunda bir soru işareti veyahut da bir eleştiri konusu olacaktır. Buna mahal vermemeliydi. Derece doğru yapmadı. Ama bundan bozulur mu derseniz, yani hani adil yargılama hakkı eklendi derseniz, bizim Anayasa Mahkemesi'nde bozulmaz ama İnsan Hakları Mahkemesi bu konuyu bozma nedeni yapabilir. Peki. Sayın çok çok teşekkür ederim. Şimdi çok özür dilerim. Niye bunu söyledim biliyor musunuz? Şimdi geçtiğimiz günlerde hatırlarsanız Hizbullah Terör Örgütü üyesi olduğu olan ve bundan ağırlaştırılmış müebbet hapis alan birisi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde adil yargılama hakkı ihlal edildi. Yani 99 kişinin işte öldürdüğü iddiaları var. 128 kişiyi işte azmettirdi falan. Bu kişiyle ilgili heyetin oluşumuyla ilgili bozdu. Bozma nedeni yani daha doğrusu ihlal kararlarını vermesinin sebeplerinden birisi bu. Dedi ki bu heyet bir tanesi kim? Askeri yargıçtır. Dolayısıyla askeri yargıçların hani atamaları, işte sicil, disiplin vesaire. Evet. Yani hep verdikler. Dolayısıyla burada adil yargılama hakkı ilerlemiştir. Yani bu mantıkla söylüyorum Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bozabileceğini. Anladım. Peki. Şimdi çok kısa bir araya gideceğiz. Aradan sonra çok konu var. Sürede hızlı akıyor. Kısa bir aradan sonra devam edeceğiz. Devam ediyoruz. Şimdi siyasete geçmek istiyorum ama Sayın Kurdaş'ın eklemeleri var. Ya yani. Ben bir şey yapabilirim. Yani güzel şeyler oldu. Hakikaten bütün katılımcılar. Ben sadece biraz bazı şeyleri teyit bakımından, bazı şeyleri de bir başka bir perspektif bakımından değineyim istedim. Paradokslar var. Çünkü bu işin en büyük paradoksu Türkiye'de hukukun siyasallaşma süreciyle ilgili her zaman tartışma konusudur bu. Biliyorsunuz yani 90'lı yıllarda hani birlikte gazetecilik yaptığımız Ankara'daki dönemlerde de hatırlarsanız hem 28 Şubat sonrası vesaire. Maalesef işte hukuk bir şekilde bazen siyasetin enstrümanı haline getirilebiliyor. Hatta uluslararası ilişkiler ve
dünya siyasetinin de bir öznesi haline getirilebiliyor. Mesela şu süreçte büyükelçiler hiç devreye girmeseydi, evet, büyükelçiler hiç metin istemeseydi, büyükelçiler hiç Türkiye Cumhuriyeti Devleti bağımsız bir devlettir deyip, ya işte yargısı vardır, ya bunlar şık değil, doğru değil deyip de bir takım deklarasyonlar yapmasaydı. Son derece küstah bir yaklaşım da. Yani 11'inin 12'si toplamı. Zemin daha güzel olabilirdi. Evet. Yani hep daha çok siyaset, hukuktan daha çok siyaset konuşuyorsa bir dosyayı, orada bir takım sıkıntılar var demektir ve burası aslında bir mayınlı bölgedir. Evet. Ve buraya çok girmiyorum ama bu konuyla ilgili en önemli, aslında atlamamamız gereken şeylerden birisi de zannediyorum Doğu Perinçek'in benzer bir açıklaması, yani Abdullah Gül'ü dedik vesaire, evet, herkes bir şeyler söylüyor. Doğu Perinçek de kendi camiasına, partisine yakın televizyon kanalında çıktığı bir programda işte kendisinin aslında Gezi direnişi diye ifade ettiği, burada katıldıklarını, hatta o Kavalalarının istifa ve hükümetin düşmesinden taraf olmadığını ama kendilerinin taraf olduğunu, işte güçleri yetiyorlarsa gelsinler, beni de alsınlar gibi ifadeler. Bu çok enteresandı çünkü Cumhur İttifakı'nın bir unsuru, önemli bir unsur olduğu için altını çizmek istedim sadece. Bu Perinçek hatırlatmanızda hakikaten iyi oldu. Ben de sabah okudum. Hakikaten de çok şaşırdım. Bir tarafından Kavala'ya destek mi veriyor? Bir tarafından meydan mı? Karışık. Yani bayağı karışık bir durum. Latif, ekleyeceğim bir şey var mı bu Kavala meselesinden? Yoksa siyasete geçeyim diyorum. Şöyle, Kavala'yla ilgili tabii deliller nedir, ne değildir? Ama en az 3 yıl yatarları var diyor. Yani bozulmasına giden süreçte bile. Hukuki olarak tabii ki bir süreç var. Ahmet Bey'in belirttiği gibi hemen 2-3 gün içinde bütün bunlar tamamlanmıyor. Ama şöyle de bir şey var. Tabii iddianameyi okuduğunuz zaman hani elbette hukuk karşısında bence de somut deliller kutsaldır. Fakat biz burada yorum yapmak için bulunuyoruz. Şimdi MASAK tarafından hazırlanan raporda Kavala'nın ve şirketlerinin, dolayısıyla Açık Toplum Vakfı'nın, Soros tarafından fonlanan bu vakfın, KHK'da işine son verilenlere, işte cezaevlerinde yatan mahkumların ailelerine para yardımında bulunduğu, bunlara kaynak ayırdığı, ihraç edilenlerle irtibatta olduğu ve yine maddi kaynak sağladığı bunlara MASAK raporunda belirtiliyor. Yani evet, bu MASAK raporu da hani bir devlet memurunun oturup da masa başında yazdığı bir rapor değil yani. Araştırmalara dayanan, banka hesaplarına, banka hareketlerine dayanan bir rapor. Yani adı MASAK ama kendi öyle değil diyorsun. Tabii ki şimdi hiçbir şey yokmuş gibi bir algı yaratmaya çalışmak da bu konuyla ilgili. Yani Osman Kavala sütten çıkmış ak kaşıktır. Dolayısıyla Osman Kavala'ya bir tezgah hazırlanıyor, kumpas hazırlanıyor demek de doğru değil bence. Peki. Çünkü Osman Kavala sütten çıkmış ak kaşık değil. Bu bilgilerle görüyoruz. Ama sanıyorum ki bu iddiaların delillendirilmesi konusunda bir sıkıntı yaşandığı için zaten geçmişte o beraat kararları da verilmiş olabilir. Ama bekleyip göreceğiz. Peki, gerekli kararı ben bir parantez açabilir miyim bu dediklerine? Siyasete geçeceğiz. Evet. Kerem tabii bu ben konuda de çok ısrarlı da, haklı da. Yani şimdi Soros Vakfı hakikaten bana göre de Türkiye'de yıkıcı faaliyetler yapıyor. Net ve kesin. Benim kanaatim ve MIT raporları diyorsunuz ve başka işte dosyalar diyoruz vesaire. Peki ya bu Soros Vakfı, hadi dernek kurmak Türkiye'de kolaydır vesaire, vakıf biraz daha denetim. Niye var, niye kuruldu, niye faaliyet yapıyor, niye bugüne kadar hiç konuşmadık, tartışmadık? KHK ile 15 Temmuz'dan sonra özellikle birçok vakıf kapatıldı. Soros Vakfı kapatıldı mı, kapatılmadı mı bilmiyorum. Bizim paradokslarımız var. Yani istihbaratımız var. Biliyoruz bunların dış kaynaklı olduğunu, yıkıcı faaliyetler yaptığını. Neden engel olabiliyoruz? Peki niye bu kadar rahatlar, niye bu kadar özgürler, niye buraya kadar geldi? Ben de doğrusu ona şaşıyorum yani. Garip bir şey. Soros Vakfı herhalde Türkiye'de faaliyetlerine son verdi diye biliyorum ben. Verdi. Şimdi şöyle de bir şey var. İşte yani buraya gelmemeliydi. Onu bu vakıflar, Mustafa, biliyorsun bu vakıflar özellikle
yabancılar tarafından fonlanan ve Osmanlı'dan beri Türkiye'de faaliyet gösteren vakıflar, localar, dernekler yani 200 yıldır bu coğrafyanın başına bela olmuştur. Çoğaltabiliriz tabi Rotaryanlardan tut da Mason localarından tut da başka bir sürü muhabbet genişlemesin. Evet. Latif son cümleyi alayım ve siyaset konuşalım biraz. Diğer bütün lojaları da kapatmıştı ve 1942'de tekrar İnönü tarafından açılmasına izin verilmişti bunların. Ya bu mesele İsmet Paşa'ya geldi bile ya. Evet. İlahi. Ama hala işte. Varsa. Kerem Bey. Mesela İsmet Paşa meselesi. Şimdi ekleme değil. Yapayım Kerem Bey. Vereceğim. Evet. Ne dedi Zahmet Bey? Kerem Bey şimdi bu delillerle ilgili de bir sıkıntı var. Onu da bir değinmekte yarar var. Özellikle... Çok kısa lütfen. Ama bu önemli çünkü mahkumiyette kullanılan... Ya o kadar çok mesele var ki. Dinlemeler yani yapılan dinlemeler. Evet. Hakimin şerhinde var onlar. Yani evet. Dinlemeler şimdi usulsüz diye. Şöyle usulsüzlüğü şu. Mesela bir suçla ilgili karar alırsınız. Dinleme kararı. Diyelim ki A suçuyla ilgili bir karar aldı. Bu A suçuyla ilgili aldığınız kararın delillerini C suçu veya D suçu veya B suçuyla ilgili kullanamazsınız. Evet. Çünkü niye? Bu dinleme kararı buna ait. Buna ilişkin Yargıtay'ın onlarca kararı var ki bana ilişkin var. O yüzden ben bunu anlatmaya ihtiyacım var. Yani bizimle ilgili yapılan dinlemelerin o zamanlar biliyorsunuz hükümeti devirme yani bu 312 dediğimiz madde bizim 2014 yılında dinleme yapılabilecek suçlar kapsamına alındı. 2014 yılından önce bu suçta dinleme yapılabilecek, yani çünkü dinleme her suçtan dinleme yapamıyorsun. Belli suçlardan yapabiliyorsun. 2014 yılında alındı. Dolayısıyla 2013 yılında başka bir suç, yani örgüt üye kurmak suçundan alınan bir dinlemenin hükümeti devirmek için kullanılamayacağına ilişkin Yargıtay'ın da var, herkesin kararları var. Fakat bu dosyada bunun delil olarak kabul edilmesi de bence yani bu dosyanın bozulma gerekçelerinden birisi olabilir. Yani peki. Çünkü bizim yasalarımızda delillerin kanuni yollarla elde edilmesi lazım. Kanuni yollarla elde edilmeyen delillerin dosyadan çıkarılması lazım. Yargıtay'ında içtihadı var bu meseleyle. Mesela çok özür diliyorum ben böyle konuşuyorum ama hatırlarsanız bu bizim şeyle ilgili balyoz sırasında bu seçenin gidip başka bir arama kararıyla ilgili bulup çıkardım dediği tapeler delil olarak kabul edilmedi Yargıtay tarafından. Evet. Çünkü bu yasal yolla elde edilmedi diye. O şimdi FETÖ'cüler bunu savuşturulduğu için kabul edilmedi. Onlar dursaydı neler olurdu? Allah korusun. Evet, tabii o ayrı mesele. Evet. Şimdi Kavala ile ilgili. Sözünüzü kestik. Evet, estağfurullah. Şimdi Kavala ile ilgili bilgi belge, evet, MİT raporlarından bahsettik ama şimdi somut görünen şeylerden de bahsettik. Somut olayları bizzat gördüğümüz şeyleri anlattık. Ona da çok bekleme güzel yapacağım. Şimdi tamamlayamadım. Rusya Kırım'a ilhak ettiği zaman biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız gitti Ukrayna Başbakanı ile görüştü. Evet. Buna misilleme olarak Moskova'da Putin de gitti PKK temsilcilerini ağırladı. Evet. O ağırladığı PKK temsilcileri arasında orada Osman Kavala da bulunuyor. Yani Osman Kavala'nın böyle bir toplantıda olması bile bir kere yani yargılanması için, sorgulanması için, suçlanması için yeterli bir delildir bence. Delillerden bir tanesidir. Hı hı. Yani burada Osman Kavala'nın suçlu, suçsuz olup olmadan artık hani sorgulamamak lazım. Evet bir ceza alacak. Hukukçular biliyor nasıl bir ceza alacağını ama adamın suç dosyası inanılmaz kabarık yani. Hı hı. Adam PKK ile beraber, FETÖ ile beraber Ermeni soykırımını destekleyen faaliyetlerde bulunuyor. Ondan sonra Osman Kavala yani az mı ceza aldı, çok mu ceza aldı yani. Ya bu sorgulanmamalı bence. Peki. Bu meselede sulh olduysak siyasete geçelim. CHP Genel Başkanı Genel Başkan olduktan sonra en kısa grup toplantısını yaptı. 9 dakika sürdü bu toplantı. İlginç mesajları var. Önce isterseniz kısacık dinleyelim Kılıçdaroğlu'nu. Kime mesajı verdi? Ben adayım mı dedi. Çünkü şöyle bir cümlesi var. Ya bana katılın ya yolumdan çekilin. Gezi nedir? Bizim demokrasi tarihimizde özgürlüğü haykıran gençlerin sesidir. Gezi davasına çıkan karara tepkisine bu sözlerle başladı. Konuşma metnini bıraktı. Karanlığa mahkum olanların sesi olacağım dedi. Bugün farklı bir konuşma ile karşınızda olacağım. Bugün yazdığım konuşmayı bir tarafa bıraktım. Karanlığa mahkum edilen milyonların sesini dile getirmek istiyorum.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldukça kısa bir grup toplantısı yaptı. Sadece Gezi davasını gündemine aldı. Kılıçdaroğlu önümüzdeki süreçte sert siyaset yürüteceğinin mesajını verdi. Bütün yol arkadaşlarıma sesleniyorum. Size de bir çift lafım var. Bu engerekler ve çıyanlarla çatışma ne kadar sert olursa zafer de o kadar yakın ve görkemli olacaktır. Ya bana katılın ya şimdi şu anda yolumdan çekilin. Açık ve net söylüyorum. Günlerdir tartışılıyor hemen her yerde. Biz de tartışıyoruz. Millet İttifakı'nın adayı, Altılı Masa'nın adayı kim olacak? En son açıklanan ortak metinde, ıslak imzalı ortak metinde de bir tarif yapılmıştı. Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda liderler olarak birçok kez vurguladığımız gibi uzlaşmacı, özgürlükçü, demokratik değerleri içselleştirmiş, milletimizin tamamını kucaklayan, siyasi ahlak ilkelerini benimseyen, liyakat sahibi bir aday vereceğiz denmişti son açıklamada da. Şimdi en kısa grup toplantısı Mustafa Bey. Hani meclisten bugün çok bahsediyoruz. Hoca 1,5 saatten aşağı konuşmazdı. Deniz Bey 2 saat, Süleyman Bey 1 saati aşkın. Yani akla gelen liderler Mesut Bey, Tavsuhan'ın falan. En kısa Ecevit konuşurdu o. 7-8 dakikayı geçmezdi tek metin. Gazeteci kökenli olduğu için olabilir. Evet, yani şeyleri böyle başlıkları sıralı verip bitirirdi. CHP lideri de 1,5 saati bulur grup toplantıları. Dün 9 dakikada bitirdi. Tekrar hatırlatayım, ya bana katılın ya yolumdan çekilin. Aslında bu neyi gösteriyor? Bir farkındalık oluşturmak istediği belli. Yani evet. Kısa, öz konuşması, başka konuların gündeme değil de o 9 dakikada neyi söylemek istiyorsa sadece onunla ilgili mesaj vermek istediğiyle ilgili bir sonuç ortaya çıkar. Eğer 1 saat, 1,5 saat bir siyasi lider konuşurken süresini işte daralttıysa teferruatlar değil de öznenin gündem olmasını istiyor demektir. Demek ki çok önem verdiği bir grup toplantısıydı. Ve mesajlarına da en azından bizim VTR'de, siz koyduğunuz VTR'de de anladığım kadarıyla çok öznel ve adrese aslında bir takım mesajlar verdiği görülüyor. Benim anladığım şu, işte ya bana katılın ya yolumdan çekin. Sanki parti içerisindeki bir takım dengeler bakımından böyle bir mesajı veriyor. Ve belki hani adaylık meseleleri var, tartışmalar var. Çünkü belediye başkanları geçiyor, belediye başkanları. Tabii belediye başkanları konuşuluyor. Kılıçdaroğlu'nun kendisi konuşuluyor. Öbür taraftan işte hatta bazen teşkilatlar, herhangi bir il teşkilatı ciddi anlamda ön plana çıkabiliyor. Tabii ister istemez süreç kendisinin ifade ettiği gibi çetin geçecek. Yani bu seçim süreci çok her Cumhur İttifakı için de söylüyorum. Millet İttifakı'nın unsurları bakımından da söylüyorum. Nihayetinde çok zor, çok çetin geçeceği belli olan, daha bugünden belli olan bir seçim atmosferine kendi tabanını, kendi yol arkadaşlarını, yani buradaki yol arkadaşları altılı masa olarak değil de kendi bizzat kadroları olarak ifade ediyorum. CHP örgütü. Tam bir kenetlenme istiyor. Çünkü önemli kararlar alınacak anladığım kadarıyla. Yani süreç öyle gidiyor altılı masa görüşmeleri bakımından. Aday kim olursa olsun, belki CHP'nin dışından da bir aday olsa, aslında bu CHP'nin dışından da bir aday olma ihtimalini de ortaya koyabilir. Yani hazır olun, bizim alacağımız her kararda arkamda sıkı sıkıya durun. Mesajlarda ben hissettim. Yani peki, bu olmayabilir tabii. Peki, yani sizin kulisleriniz önemli. Özal'ın odasında neler yaşandı? Size gelen bilgiler neler? Mesela bu Cumhurbaşkanlığı tarifini İlk kez altılı masa seslendirdi. Evet, yani şimdi biliyorsunuz üçüncü bir buluşmaydı. Birinci buluşma biz buradayız. Evet. Ve vitrine çıkma buluşmasıydı. İkinci buluşmada parlamenter sistemle ilgili bir şey ortaya kondu. Tabii biliyorsunuz Millet İttifakı altılı masa için daha doğrusu en büyük baskı aday kim olacak baskısı. Evet. Hem Cumhur İttifakı tarafından hem de 6 tane siyasi partinin tabanları tarafından liderlere bir baskı var. Ve bununla ilgili bazı şeyleri artık tölere etmeleri, izah etmeleri ve bir planlamayı ortaya koymaları gerekiyordu. Zaten biraz önce göstermiş olduğunuz o ıslak imzalı metinde de bunun ipuçlarını görüyorsunuz. Şimdi bir portre çizildi. Evet. Yine hala açıklam. Ben yine söylüyorum, zannediyorum işte
Bugün işte siz de okumuşsunuz, ben de sizin vesilenizle okumuş oldum. Abdülkadir Selvi de bazı doneler yazmış. Benim katılmadığım, çok ciddi anlamda ayrı düşündüğüm şeyler var yazdığı şeyler içerisinde. Ama ben en baştan beri söylüyorum, seçim kararı alınmadan önce Millet İttifakı Altılı Masa için bir adayın ortaya çıkması bana göre mümkün olmayacaktır. Çünkü o zaman ciddi tartışmalar meydana gelebilecektir. Ama seçim kararı alındıktan sonra artık geriye dönülmeyecek ve kararlılığı ortaya koyacak bir çalışmadır. Tabii bu portrede dedi, siz o portrede kimi gördünüz? Sizden portrede. Ben o portrede yani şey, baktığınız yere göre değişiyor. Hı hı. Yani kimileri diyor ki işte Kemal Kılıçdaroğlu'nu tarif ediyor ama kimileri diyor işte Kemal Kılıçdaroğlu bütün Türkiye'yi kucaklamaz diyor. Yani en azından bir taraf var diyor vesaire. Ben burada liderlerin kendilerini tarif etmekle ilgili bir çabası olduğunu düşünmüyorum. Ama en önemli karakterler konmuş ya hani, evet. Gördüğüm en önemli karakter galiba liyakat. Genellikle işte şu karakteri şu lider koymuş, bu karakteri bu lider koymuş gibi tartışmalar var. Ama ortak bence 6 tane liderin de mutlaka üzerinde durduğu konu biraz sanki liyakat konusu. Türkiye'de bu önemli. Yönetim tarzını da birebir ilgilendiren bir konu olduğu için bir numaralı mutabakat, bir 4 tane madde var hani siyasi ahlak yasası, bir evet. de karakterler bakımından da liyakat ön plana çıkıyor. Peki. Latif Şipşehir'e soralım. Latif, hiç alışkın değiliz böyle 9 dakikalık grup toplantılarına. Dün hakikaten 9 dakikada bitirdi ama bir yandan hani ya benimle beraber olun ya yolumdan çekilin, ya bana katılın ya yolumdan çekilin diyor. Diğer yandan da çok sert kavga edeceğiz. Kavgam var diyor Kılıçdaroğlu. Ne dersin? Şimdi tabii burada iki bölümde değerlendirmek lazım Kılıçdaroğlu'nun bu kısa konuşmasını. Ben buradan size açık açık şunu söyleyeyim. Bakın eğer süreçte yine beraber olursak görürüz. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kesinlikle Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Bakın bunu açık ve net söylüyorum. Çünkü yani siyaseti bilenler şöyle düşündüğü zaman 6 tane genel başkan var orada o masada ve diyorlar ki ya hiçbirimiz Türkiye şartlarında Cumhurbaşkanı seçilmeye liyakatlı değiliz. Biz dışarıdan bir aday bulalım. Bunun dünyada bir örneği görülmemiştir Kerem. Evet. Yani böyle bir şey, böyle siyaset dışı, böyle siyasi mantık dışı bir aday süreci yaşanamaz. Dolayısıyla aslında kendileri için de en mantıklı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ana muhalefet partisi liderinin Cumhurbaşkanı adayı olmasıdır. Bence doğru olan da budur. Yani siyasal anlamda hem seçmene saygı gereği hem yaptığınız siyaset gereği doğru olan da ana muhalefet lideri yani o 6 parti içinde en çok oy alan ismin Cumhurbaşkanı adayı olması doğru olanıdır. Ayrıca şöyle bu konuşma ben adayım konuşması mı? Bence bu ben adayım konuşması. Aslında ben adayım konuşmasını bu mesajı Kılıçdaroğlu aylardır veriyor ama bence bu kadar somut bir şey yapmamıştı. Sufle vermemişti. Şimdi bir de şöyle bir şey var. HDP mesela kayıtsız şartsız kimi destekler? İşte belli oluyor ki eğer bir Ekrem İmamoğlu aday olursa destekleyecek HDP. Bir de Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa destekleyecek gibi görünüyor. Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa bana göre HDP'nin önündeki çekinceler de ortadan kaldırılmış olacak. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir de şöyle bir şey var tabii. Hani diyorlar ya işte Cumhurbaşkanı adayını açıklarsa 3 ay kala açıklayacağız yoksa adayı yıpratırlar falan. Böylece Kemal Kılıçdaroğlu'nu hemen yarın bile açıklasalar böyle bir yıpratılma endişesinden uzaklaşmış olurlar. Kılıçdaroğlu yıllardır siyasetin içinde olan 2010'dan beri de CHP'nin genel başkanlığını yapan isim diye düşünüyorum. Dolayısıyla o altılı masada da hem İmamoğlu'nun hem de Mansur Yavaş'ın adaylığına
sıcak bakılmadığını düşünüyorum. Peki. Hatta biliyorum diyebilirim. Bir meclise evet. gitmem lazım. Bugün çok meclisten bahsettik. Şimdi parlamentoya dönmem gerekiyor. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuşuyor. Bir kulak verelim sonra devam edeceğiz. Sayısı 720 bin. Okulunu terk etmek zorunda kalan çocuklarımızın sayısı da maalesef azımsanmayacak kadar fazla. %78'i kayıt dışı çalışan, adlarına çırak diyerek sorumluluktan kaçtığımız 2 milyona yakın çocuğumuz var. Bunun da yanında okula devam ettiği halde makul bir gelecek kurmaktan yoksun bırakılan, öğrenmesi ve gelişimi ihmal edilmiş çocuklarımız var. Peki ya çocuk gelinler? TÜİK'e göre son 10 yılda 381.418 kız çocuğumuz evlendirildi. Mendil kapmaca oynamak yerine mendil satan, oyuncak bebeği yerine kendi bebeğiyle oynayan çocuklarımız var. Ve ne acıdır ki cinsel, fiziksel ve duygusal istismardan koruyamadığımız çocuklarımızın sayısı son 10 yılda 700 kat artmış. Değerli milletvekilleri, bugün cumhuriyetimizi kuran iradenin çocuklarımıza dair koyduğu o vizyonun işte bu kadar uzağındayız. 1921 yılında çocuk esirgeme kurumunu kurarak savaşta babasını, ailesini kaybetmiş yetim çocuklarımıza kol kanat geren o kapsayıcı devlet anlayışının işte bu kadar uzağındayız. Bugün maalesef Atatürk'ümüzün çocuklarımıza verdiği değerin işte bu kadar uzağındayız. Tam da bu nedenle bugün aramızda çocuk esirgeme kurumunu ortaya çıkaran o anlayışın günümüzdeki temsilcilerinden biri var. Koruyucu Aile Evlat Edinme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ülkü Aydeniz Hanım bugün aramızda. Buyurun Ülkü Başkanım, söz de kürsü de sizindir. Sayın Genel Başkanım, değerli Hazirun, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Öncelikle Sayın Genel Başkanımıza 23 Nisan Çocuk Şenliği'nde çocuklarımız için yapmış olduğumuz şenliğe katıldığı için, bizlere destek verdiği için, koruyucu aileliği, devlet koruması altındaki çocukları ve çocuklarımız konusundaki hassasiyeti için tüm çocuklarımız adına çok teşekkür etmek istiyorum. Ben birazcık çocuklar konusuna kendi öykümden başlayarak girmek istiyorum, müsaade eder. Devam ediyoruz. İyi Parti grup toplantısından, Meral Akşener'in milletvekillerine hitabından bir bölüm ekrana getirdik. Biz altılı masayı konuşuyorduk. Latif Şimşek dedi ki, net söylüyorum, buradan da kayıtlara geçsin. Altılı masanın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Katılır mısınız Doğan? Evet, katılıyorum. Kemal Kılıçdaroğlu. Bu konuşmayı da hatırlatarak. Özür dileyerek Kerem, şeye daha sonra geleceksen eğer o konuda... Bu altılı toplantıda ona geleceğim. Gezi olaylarıyla ilgili, soykırımla ilgili konuşulanları bir iki cümle söylemek isterim. Şimdi oraya geleceğim istersen. Şu adaylık meselesini tamamlayalım. Ondan sonra ayrıca soracağım onu zaten. Peki, peki. Evet, bence de Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Ama ittifakı oluşturan liderler acaba tamamı Kemal Bey'in aday olmasını istiyor mu? Bence istemiyorlar. Başta ben İyi Parti lideri Meral Akşener'in Kemal Bey'in adaylığı neticesinde kazanıp kazanmayacağı noktasında tereddütler olduğunu düşünüyorum. Aynı şekilde Ali Babacan'ın, Ahmet Davutoğlu'nun da bence benzer düşüncelere sahip olduklarını düşünüyorum. Ama Kemal Bey de çok kararlı. Yani az önce 9 dakika yaptığı konuşmadan bahsettiniz. Orada aslında bir meydan okuma var. Aslında meydan okuma kendi ittifakını, Millet İttifakı'nı oluşturan liderlere de bence üstü kapalı bir meydan okuyor. Mesela. Yani artık fırsat bu fırsat. Eğer bugün aday olmasam ne zaman aday olacağım diye okuyorum ben olayı. Şimdi ekonomik sıkıntılar almış başını gidiyor.
İnsanlarda çok ciddi bir refleks var. İnsanlarda ciddi bir tepki var. Hatta taraflı tarafsız insanlarda bir sıkıntı söz konusu. Yüksek sesle bu ekonomik sıkıntıları gündeme getirirken, yani ben artık aday olmalıyım, bu seçimi ancak kazanabilirim, başka türlü yani Türkiye'de nasıl bir şart oluşmalı ki hani benim kazanmam için söylemini ben okudum aslında Kemal Bey'den. Dolayısıyla aday olacaktır, bu fırsatı kaçırmayacaktır. Ondan sonra zaten Kemal Bey net bir şekilde Ekrem İmamoğlu'nun Mansur Yavaş'ın belediye başkanı olarak kalmalarını, aynen öyle, belediyelerin de çok önemli olduğunu, bu isimlerle tekrar belediyeleri kazanacağını inandığını, düşündüğünü ifade etti. Bence de doğaldır aslında. Yani muhalefet partisinin liderinin, yani 10-15 seneden beri partinin başındasınız, girdiğiniz her seçimi kaybediyorsunuz. İktidar ancak 20 senede bu kadar eleştiriliyorken, bu kadar yüksek sesle bombardıman tutuluyorken, siz de artık bu fırsatı kaçırmazsınız ki kim olsa yani Kemal Bey'in yerinde bu fırsatı kaçırmaz. Mutlaka aday kendisi olacaktır. Ama bir de şöyle bir durum var. Yani hem diyorsunuz ki liyakat sahibi, işi bilen, herkesi kucaklayan birini çıkartacağız. Ama siz orada Kemal Bey'i de aday göstermezseniz, o zaman diyorsunuz ki Kemal Bey öyle birisi değildir. Zaten Meral Akşener ayrı bir muamma. Meral Akşener aslında o da ilginç yani. Şimdi mesela kendisinin aday olacağını hiç gündeme getirmiyor. Öyle bir istekte bulunmuyor. Aslında baktığınız zaman hani Meral Akşener mi Kemal Kılıçdaroğlu mu daha çok kabul görür derseniz, bence muhalif tabanda Meral Akşener daha çok kabul görecektir. Hiç gündeme gelmiyor. Ama kendisi ben başbakan olacağım diyor. Yani olmayan bir makama talip. O da ilginç. Olmayan bir makama talipsiniz yani. Enteresan bir şey. Ondan sonra sistemi değiştireceğim diyorsunuz. Parlamenter sisteme geri dönüş yapacağım diyorsunuz. Ama olmayan bir makama talipsiz bu şekilde değiştireceğinizi düşünüyorsunuz. Önce olan bir makama talip olun. Önce o makamı kazanın. Arkasından sistemi değiştiriyorsunuz. Ne yapıyorsanız yapın. Bu da enteresan. Ben de yani diyorum ki yani Allah yardımcısı olsun. Diyorum ki şu muhalif kesimin, muhalefete oy veren insanların da bence kafası çok karışık yani. Bir yandan yıkmaya, devirmeye çalıştıkları bir iktidar var. İnanılmaz ekonomik sıkıntılar var. Bir yandan da baktığınız zaman kendi canahlarında böyle ilginç açıklamalar yapan, tutarsız açıklamalar yapan, ne yapacağını bilmeyen, kime aday yapacağını bilmeyen, hatta aday yapacağı kişiye bile hani kendisi inanmayan bir yapıyla karşı karşıyalar. Ben de diyorum ki evet, Kemal Kılıçdaroğlu aday olacaktır. Olursa da bence buna en çok da Sayın Cumhurbaşkanı sevinecektir. Bütün bu sıkıntılara rağmen, bütün bu yaşananlara rağmen yine seçimi kazanabilirim düşüncesiyle, yüksek bir moralle kendi ev sahibi, yani deplasmanda değil de ev sahibinde, ev sahibi olarak hani futbola maça çıkmış bir takım gibi özgüvenli bir şekilde seçime gidecektir bence. Peki. Ahmet Bey, size dersiniz abi. Şunu da söylemek lazım. Bir cümle hemen söyleyeyim onu. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu diyor ya önümden çekilin diye. Evet. Bence burada çağrı sadece CHP'lilere değil. Bu aynı zamanda Millet İttifakı'na da verilen bir mesaj. Evet. Yani ben kararlıyım Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda. Ya bana destek olun ya önümden çekilin diye aslında Millet İttifakı'na da sert bir mesaj veriyor. O mesajın alınmasını istiyor diye düşünüyorum. Evet, zaten ben de onu söyledim size. Zaten. Aslında altın mesajı size. Kendi ittifaklarına, yani İYİ Parti'ye, Saadet Partisi'ne, Ali Babacan'a, değil mi? Onlara aslında bir mesaj veriyor. Evet. Ondan çekilin diyor yani. Ben olacağım diyor. Her ne kadar siz beni istemezseniz illaki olacağım diyor yani. Peki. Ahmet Bey, siz ne dersiniz bu meseleye? Ben tabii daha farklı düşünüyorum. Şöyle ki sadece o cümleye, o kelimelere değil, bir önceki cümlesi de şu: çok zorlu, meşakkatli ve güçlü bir yola çıktık diyor. Burada benim kendi arkadaşlarıma da bir çift lafım var. Yani bu çıktığımız meşakkatli zor yolda, işte özellikle bu işte birincisine tekrar parlamenter sisteme geçmek, sonra ikincisi işte birinci saatten Cumhurbaşkanını değiştirmek, sonra parlamenter sisteme geçmek. Bunu da altılı masayla yapacağız ve bu süreç içerisinde bazı kendi partisi içerisinde buna karşı çıkanların olduğunu düşüncesiyle ya benimle beraber olun ya önümden çekilin diyor. Yani bunu ben biraz da şeye benzettim. Hani SCP Genel Başkanı olarak Atatürk'ün de 1922 yılında yaptığı bir konuşma var. Saltanatın kaldırılmasıyla ilgili. Yani bu ya kalkacak ya kalkacak ya da bir takım başlar düşecek. Yani burada bir bu yola engel olmaya çalışanları kendisinin dışlayacağını, önünden atacağını, kararlı olduğunu vurgulamaya yönelik. Yani adaylıkla ilgili bir söylem olduğunu düşünmüyorum. Tam aksine
bu güçlü ve zor, meşakkatli yolda kendi tabanını konsolide etmeye, kendi arkadaşlarını bu hedefe yöneltmeye ilişkin olarak hafif tehdit içeren kendi içerisinde bir söylem olduğunu ben öyle değerlendiriyorum. Yani adaylıkla ilgili zaten bir gün önce açıklama yapıldı nasıl bir aday olacağı. Evet. Adayı da muhtemeldir ki seçimden çok kısa süre önce açıklayacaklardır. Ama bu tartışmalar işte aydır Ahmet Mehmet de sürecektir diye değerlendiriyorum. Bu çatlak iddialarına siz katılmıyor musunuz? İttifakta çatlak iddiaları da var. Şimdi çatlak iddiaları olmadığını bütün genel başkanlar defaten tekrarlıyorlar. Neredeyse her konuşmalarında gerek Kılıçdaroğlu olsun, gerek Akşener olsun, Sayın Akşener, işte diğer genel başkanlar. Şimdi görüntüler de geliyor. Ahmet Bey özür dilerim, sözünüzü kestim. Tabii. Görüntüler de geliyor. Bu çok kısa grup toplantısından sonra meclise çok da alışık olmayan bir şey oldu. CHP'li milletvekilleri grup çıkışında Bahçe'de, yani Şeref Kapısı'na yakındır burası, Bahçe'de sıraya dizildiler ve genel başkanlarını alkışlarla uğurladılar. Hani sanki bir birlik görüntüsü vermek gibi. Mesajı veriyorlar. İşte biz seninle beraberiz. Evet. Biz senin önünde. Evet. Diğeri ya, bu mesaj bu yani. Şu an yani bu görüntü aracına kadar. Fotoğraf bu yani. Millet İttifakı ile ilgili bir konuşma değil. Bu konuşma evet. Doğrudan doğruya Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki dinamiklerle ilgili bir konuşmaydı. Evet. Ve onun için de CHP'li milletvekilleri böylesine farklı bir tavırla biz işte genel başkanımızla birlikteyiz mesajı veriyor. Yani hem Latif'in yorumu bakımından yani Millet İttifakı'nın liderlerine bir mesaj olarak görmemek lazım. Niye derseniz bu süreç kolay bir süreç değil. Bu süreçte de benim gördüğüm Kılıçdaroğlu en çok dikkat etmek durumunda olan liderlerle ilgili süreçte bir kişidir. Evet. Mantık ve akıl dışı bir durumdur bu durum. Daha bir kişi hem şey olacak, aday olmak isteyecek hem de herkese haddini bildirecek mesela. Hı. Böyle bir şey yoktur. Ama bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki bir takım dinamikler var. Bunu herkes biliyor. Evet. Yani çok konsolide bir taban değil. İşte ister istemez böyle bir ön hazırlığa ihtiyaç duymuş. Ben o izlenimle baktım meseleye. Şimdi siz de hemen taze Anka'nın görüntülerini ortaya koydunuz. Belli ki CHP grubu ve Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki hazırlıkla ilgili bir motivasyonla ilgili bir konuşma olarak peki hocam, teyit şey ediyor bu görüntülerde. O zaman ben hocamın yorumuna yönelik bir şey soracağım. CHP'nin içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısında duranlar mı var o zaman? Karşısında duranlar var, mı bakınız, ki böyle bir açıklama? Şimdi böyle bir yorum çıkıyor hocam ortaya. Demek ki partinin içerisinde çatlak sesler var. Kendi partisinin içerisinde demek ki adaylığını benimsemeyenlere onlara karşı mı o zaman böyle bir şeyler bulunuyor? Siz siyaset bilimcisiniz. Evet, bir yorum yapıyorum hocam sadece. Siyaset bilimcisiniz. Evet. Yani siz bunun çok tabii bir şey olması gerektiğini bir gazeteciden hatta bence bir siyasetçiden çok daha iyi biliyor olmanız gerekir. Bu bütün siyasi partilerde görüş ayrılığı olabilir. İşte Adalet ve Kalkınma Partisi mesela dengeler var mı? Var. Yani Sayın Soylu bir taraftadır, Binali Bey bir taraftadır, Damat bir taraftadır, işte Numan Kurtulmuş bir taraftadır. Bu çok tabii bir şeydir, çok garip bir şey değildir. Eski milli görüşçüler vardır, eski ülkücüler vardır. Herkesin bir tarafta toplanması gerekir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanı da kolay bir taban değil. Bunu her siyaset bilimci de bilir. Çünkü farklı uzantılar vardır, farklı fraksiyonlar vardır. Sol tarafın orasında da burasında da kitleler tabii vardır. İşte dengeler işte ana muhalefet en basit haliyle belediye başkanları vardır. Bu çat tabii bir şeydir. Yani ben bunu AK Parti'de de çatlak olarak görmem. CHP'de de bir başka da sıralarım. Bunun siyasetin doğal seyri olarak görürüm. Ama belli ki çetin bir mücadele mesajı bence bunun üzerinde durmak gerekir. Demek ki bu konunun fazla kaşınmasını istemiyor. Yani CHP'de. Kılıçdaroğlu ki farklı içeriye dönük mesajlar veriyor. Evet. Ahmet Bey tamamlar mısınız? Sonra ben, Latif döneceğim. Hemen geleceğim sana. Ben biraz önce söylediğim gibi bunun kendi partisi içerisindeki biraz önce Mustafa Bey'in bahsettiği hani tabii ki bu altılı %100 bütün partiler bu ittifakı hepsi bütün şeyleriyle, kurullarıyla herkesiyle benimsiyor diye bir şey olmaması gayet doğal siyaset gereği. Dolayısıyla burada yani kendisi bu zor yolda
mutlaka bir araya gelinmesi gerektiğini, gelmeyenlerin de bu partiden ihraç edebileceğine kadar önümden çekilmesi. Yani bu, ben hani Atatürk'ün şeyine benzettim biraz, oradaki böyle sultanat kalkacaktır ama bu konuda karşı çıkanlardan da işte başı kesilecektir'e benzer, önümden çekilin yoksa gereğini yaparım konuşması. Evet, ben bu şekilde algılıyorum. Buyurun Latif, sizin söyleyecekleriniz var. Tabii şöyle, Mustafa sanki ben bu mesaj sadece Millet İttifakı'naymış gibi söylemişim şeklinde yansıttı. Bu doğru değil. Ha, özür dilerim yani ben... Tabii. Öncelikle bu mesaj tabii ki partisinin içine, yani bunu görmemek için siyaseti hiç bilmemek lazım. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde Millet İttifakı'nın duruşuyla ilgili böyle bazı sesini yükseltenler var. Yapılan siyaset anlayışıyla ilgili CHP'nin ana muhalefet partisi olarak işte Millet İttifakı'nın içinde çok daha %1-%1.5 oy alan bileşenlerle ortak bir paydada buluşmasının doğru olmadığını söyleyenler var. Tabii ki öncelikle partinin içine, ama Kemal Kılıçdaroğlu bence Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda kendi kararını verdi aday olmak için. Millet İttifakı'na bunu anlatmadıysa, Millet İttifakı'ndan çıkabilecek itirazlara karşı da Millet İttifakı'na da bir mesaj dedim. Fakat tabii ki ağırlıklı olarak kendi partisinin içine bir mesajdır bu. Hı hı. Millet İttifakı zaten 6 parti pek çok konuda netleşmiş değil. Hatta güçlendirilmiş parlamenter sistem diyorlar. İşte Temel Karamollaoğlu 10 gün kadar önce bir televizyon kanalında bu güçlendirilmiş parlamenter sistemi istiyoruz ama bunun nasıl yapılacağını henüz konuşmadık gibi bir laf etti yanlış hatırlamıyorsam. İttifaklarını, siyasetlerini güçlendirilmiş parlamenter sistem üstüne kuran bir ittifakın bunu nasıl yapacaklarını henüz belirlememiş olması da ayrıca ilginç. Tabii şu da var, Sayın Akşener'in biz önce Ekrem İmamoğlu'na Cumhurbaşkanlığı konusunda bir attığını biliyoruz. Sonra Mansur Yavaş'la bir görüşme yaptı. İşte İyi Parti ile Mansur Yavaş'ın ilişkilerinin çok farklı boyutlarda olduğunu biliyoruz. Sanki Meral Akşener'den, İyi Parti'den Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığına bir şer var gibi. İşte bu mesaj da oralara dönük diye düşünüyorum. Çünkü seçmen, halk doğal olarak bu bileşenin içinde en yüksek oy alan partinin adayı kimse normal olarak onu aday görmek istiyor. CHP tabanı da aynı şekilde. Yıllardır başarıya susamış bir CHP tabanı var. İşte ondan fazla seçim kaybetmiş bir parti var. Yani ancak Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı'na adaylığı konusunda ve kazanması durumunda CHP tabanı belki moral bulabilir diye düşünüyorlar. O yüzden ben Kılıçdaroğlu'nun aday olacağı konusundaki düşüncemi sürdürüyorum. Peki. Devam edecek miyiz bu şeyden? Biraz ekonomi konuşalım. Kerem Bey. Şöyle toparlayayım ben. Zaten cümleyi şöyle tamam başlıyor. Yol arkadaşlarıma da bir çift sözüm var. Evet, sizlere de bir çift sözüm var diyor. Evet. Yani yol arkadaşları Millet İttifakı aynı zamanda. Ama grup toplantısından konuşuyor Latif yani. Sadece ya olabilir. Partisinde bakın, konuşuyor. Tamam, partisinde konuşsun. Arkadaşlar orada bir mesaj var o tarafa da. Ben öyle algılıyorum. Peki. Yani katılımda değilsiniz. Ben Latif senin gibi düşünüyorum. Evet. Özür dilerim. Şimdi şöyle, az önce Mustafa Bey dedi ya, hani farklı sesler, farklı görüşler var parti içerisinde. Elbette ki biliyoruz, doğru, CHP'nin içerisinde bütün farklı sesleri bütün AK Parti'nin içerisinde de var. Yalnız AK Parti ile CHP arasındaki ortak nokta da şudur. Değişik kişiler var, değişik fikirler var ama aday tek kişidir de Recep Tayyip Erdoğan'dır AK Parti'de. Değişmez. Değil mi? Değişeceğini düşünmüyoruz. Onu da söylüyor CHP'ler, diyorlar ki açıklanmıyor. Şimdi aday odur. Cumhur İttifakı adayı şimdi, açıklanmıyor evet, diyorlar. Açıklayacaktır mutlaka. Yani başkasını ya beklemiyor. Sadece Bahçeli AK Parti seçmeni diyorlar. Başkasını beklemiyor. Ya bilinen CHP şeyi açıklamaya gerek var mı Kerem? CHP... Yani...
bilinen bir şeyi açıklamaya gerek var mı? Yani şu anda Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin en güçlü siyasetçisi, en çok oy alan partisinin lideri, yani bu adaylığını açıklasın. Bence katılıyorum Latif, gerek yok ona, doğru diyorsun. Olmayacak bir şey yani. Doğru. Peki. Ama daha önce Abdullah Gül'ü açıklamıştı, hatırlarsınız. Aslında ben o konuya bir değinmek istiyorum. Yani burada hani zaman, Latif çok çok özür dilerim. Hani sen ya, şey diyorsun ya, Kılıçdaroğlu başka isimlerinde yoğunlaşılıyordu. Evet. Mesela Vecdi Gönül, açıklayayım yani, o dönemde Abdullah Gül'e alternatif olarak Vecdi Gönül'ün Cumhurbaşkanlığı konusunda Türk Silahlı Kuvvetleri ile de bazı off the record görüşmeler neticesi onun gündeme gelmesi söz konusuydu. Kimdeniz Nimet Çubukçu vardı. En güçlü siyasetçi dediğiniz için söyledim yani onu. Ama o dönemde de en güçlü siyasetçiydi. Hayır, Tayyip Bey, Ahmet Bey, Tayyip Erdoğan o zaman başbakandı ve sistemde güçlü olan başbakandı o dönemde. Cumhurbaşkanı değil, belirleyici olan. Peki. Şimdi başbakanlık makamı yok ve başkanlık sistemi var. Bunun için söyledim ben. Peki. Şimdi, AK Parti'nin zaten adayı belli. Değişmez yani. Recep Tayyip Erdoğan'dır. %99.9. Yalnız CHP içerisinde evet farklı kişiler, farklı düşünceler var. Onu kabul ediyorum, biliyorum. Siyaset bilimci olarak da takip ediyorum. Farkındayım. Yalnız şöyle bir durum var. Ben CHP'nin içerisinde de yani aday olarak gösterilecek olan kişinin tek vücut halinde Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu ve desteklendiğini düşünüyorum. Farklı bir ses olarak Muharrem İnce vardı. Zaten Muharrem İnce partiden ayrıldı. Evet. Aday olduğu zaman da eleştiriyordu. Aday olmadığı zaman da eleştiriyordu. Ayrıldı. Ben şu anda tek vücut olduklarını CHP içerisinde ve Kemal Bey'i desteklediklerini düşünüyorum. Ve Kemal Bey'in söyleminin partinin içerisinde değil, bence üstü kapalı Millet İttifakı liderlerine olduğunu bir kez daha üstüne basarak söylüyorum. Öyle düşünüyorum. Evet, şimdi Kılıçdaroğlu'nun bu yapmış olduğu açıklamalar biraz biliyorsunuz, şimdi Kılıçdaroğlu kendisi aday olmak ister. Bu, herkes ister. Bunda kesin ben de bu kanaatteyim. İstemeyenler Temel Bey Cumhuriyet Halk ve Partisi, Meral Hanım. Her parti ister aslında. Hı. Her parti, her kendi tabanı, kendi genel başkanının aday olmasını ister. Cumhuriyet Halk Partisi merkez yönetiminin de Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istiyor. Fakat biliyorsunuz daha çok isimler ortaya da atılıyor. Hem CHP tabanında hem de iktidar belediye başkanlarının işaret ediyor. Bakın bu çok önemli. Hem iktidar işaret ediyor. Hı. Hem de CHP tabanından çeşitli şeyler. İktidarı susturamayacaksa Kemal Kılıçdaroğlu, o zaman kendi belediye başkanlarını sürekli gündemde tutan, eğer CHP içerisinde bir şeyler varsa ya da kendi belediye başkanlarına şu mesajı verir. Ya artık daha sakin olun, daha konuşmayın. Daha artık bu mesele sizin meseleniz değil, bu mesele benim meselem. Genel merkezin CHP tüzel kişiliğinin meselesidir denebilir. Burada tabii altılı masayla ilgili görüş ayrılıkları var dedik ya, aslında en önemli konu şuydu. Gültekin Uysal'ın atmış olduğu bir tweet vardı biliyorsunuz. Evet. Yani AK Parti'de görev almış, sorumluluk almış. İşte genel başkanları işaret ederek, Babacan ve Davutoğlu'nu işaret ederek bir tweet atmıştı. Bu çok tartışılmıştı. Bence mutlaka altılı masada bu gündeme gelmiştir. Hatta Sayın Karamollaoğlu'nun 3. ittifak burada açıklaması hemen, da. Burada hemen şeyi de hatırlatalım. İlk kez bu programda Sayın Mustafa Kurdaş 3. ittifak olasılığını gündeme getirmiş. Kamuoyunda da bu tartışma bu programda başlamış. Sayın Karamollaoğlu da herhalde akşam ya da bir ertesi gün bu konuyu açıklamıştı. İster istemez bunlar bu masada konuşuldu, konuşulacak. Şimdi Selvi'nin yazısında da bugüne var biraz. Farklı simülasyonlar. Enteresan bir yazı. Bence mesajlar içerisinde mesajlar barındıran ya da niyetler, arzular barındıran ya da tırnak içerisinde kullanıyorum, kışkırtmalar da içeren bir yazı olarak görüyorum. Tabii şimdi baktığımız zaman hani aday kim olacak vesaire, enteresan bir şekilde dikkatimi çeken bir şey var. Sürekli iktidar hep işte muhalefeti tartışma konusu ve tartışmanın öznesi ve merkezi haline getirmeye çalışıyor. Hem hükümet sözcüleri, hem sosyal medya kullanıcıları hesapları, hem işte iktidara yakın televizyon kanalları ya da gazetelerin gündeme getirdiği şey genellikle nedir? İttifakın adayı kim olacak sorusu üzerine ciddi anlamda geliyor. Şimdi bu tabii politik bir bakımdan bir stratejidir. Bana göre de doğru bir stratejidir. Fakat
Ben bunu ittifakın, yani muhalefetin bir yumuşak karnı olarak görmüyorum. Eğer ciddi anlamda, niçin derseniz, ittifaklar kolay bir şey değil. Gerçekten kolay bir şey değil. Yani bu 6 tane liderin işi çok zor. Bir defa önce kendileri ikna olacak. Yani kim genel cumhurbaşkanı adayı olacak diye. İkincisi tabanlarını ikna edecekler. Kadrolarını ikna edecekler. Üçüncüsü bir de kendi aralarında başka ittifak belki kuracaklar. Doğal olarak bu süreç kolay bir süreç değil ve bu sürecin ciddi bir stratejiyle yürütülmesi gereken bir süreç olduğunu görüyorum. Ve cumhurbaşkanı adayı ittifaklar belli olmadan açıklanması da mümkün değildir. Önce eğer ittifak içerisinde ittifaklar oluşacaksa, ki bence üçüncü ittifak mutlaka söz konusu olacaktır. Çünkü %20'lik bir kararsız kitle vardır ve bu kararsız kitlenin akışkanlığının sağlanması gerekir. Muhalefete doğru akışkanlığının sağlanması gerekir. Ve zaten ittifak kanunu da bir takım yeni mecburiyetler ortaya çıkartmıştır. Bu yeni mecburiyetler çerçevesinde de üçüncü bir ittifak olacak mı? Nasıl olacak? Şimdi bunlar şekillenmeden zaten adayı somut olarak konuşmaları da ayrıca mümkün olmayacaktır. Bence ama şu bir gerçek, bu ortak metinden de anlaşılıyor ki altılı masa tek aday çıkaracak. O görünüyor. Zaten dikkat ederseniz hem Gültekin Uysal'ın özellikle atmış olduğu tweet vardı ve başka dış etkenli tartışmalar. Ne dönüyor? Bir mühendislik vurgusu var. Evet. Seçim mühendisliği, siyaset mühendisliğine karşı işbirliğimiz derinleşecek diyor. Mesaj bu, evet. Yani bir kararlılık mesajı söz konusu. Evet. Bu masada bir çatlak olmadığını ve oturacağız. Kavga desek bütün sıkıntılarla birlikte adayı bu 6 kişi belirleyecek gibi bir mesajı var. Ama ben ondan daha da çok önemlisini ittifakların, önce ittifakların kurulacağını, daha sonra Cumhurbaşkanı adayının belirleneceğini, bunun da yöntem olarak bunun kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum zaten. Peki. Biraz da ekonomi konuşalım isterseniz. Latif, sizinle başlayayım. 3600 ek gösterge konusunda Çalışma Bakanı'ndan açıklama var. Diyor ki Mayıs sonunda gündeme alacağız. Emekli maaşlarına, özellikle de en düşük emekli maaşlarına zam gireceğini, 1 Mayıs'ta bunun ayrıntılarını açıklayacağını söyledi. TÜSİAD'dan enteresan bir açıklama var. Asgari ücrete zam yapılsın diyor TÜSİAD. Enteresan. Hani TÜSİAD'ın açıklamaları son zamanlarda hayli tuhaflaşmaya başladı. Yani asgari ücretliği düşünen bir TÜSİAD'ı da gördük çok şükür. Hayırlara vesile olur inşallah. Bir yandan da enflasyonla mücadele. Nasıl görüyorsun ekonomiyi? Herkes de bu EYT'yi merakla bekliyor. EYT ile ilgili sana gelen bir kulis var mı? Valla önce TÜSİAD'la ilgili senin şaşkınlığını ben de yaşıyorum. Bundan bir buçuk ay kadar önce ben bu konuyu gündeme getirmiştim. Asgari ücretin de güncellenmesi gerektiğini. Çünkü yılbaşında yapılan gerçekten iyi bir zamdı. %52 civarında bir zam yapılmıştı. O günün şartlarında iyi bir zamdı ama gelinen noktada eridi yani o zam. Gerçekten eridi. TÜSİAD'ın böyle bir şey söylemesi yani çalışanlar adına, asgari ücretliler adına sevindirici. Gerçekten ben de mutlu oldum. İnşallah benim vallahi gözlerim yaşardı okurken. Evet, inşallah devamını getirirler. Yani bu işte Mayıs, Haziran gibi, Temmuz gibi işçi, memur, emekli maaşlarına yapılacak düzenlemeyle birlikte asgari ücretin de düzenlenmesini sağlarlar diyorum. Ha. Tabii hatta ki, ben şey diyeyim yani, elinizi tutan mı var, buyurun yapın. Yani fakat hani 4250 liradan asgari ücreti 4500 liraya falan çıkarmayı düşünüyorlarsa hiç zahmet etmesinler. Yani hani burada bir rakam söyleyerek de bağlayıcı olmak istemiyorum ama çıtayı yüksek tutmakta fayda var. Bence en az 7-8 bin lira olmalı asgari ücret. Yeni açıklanacak asgari ücret. Şimdi onun dışında EYT ile ilgili bir ara bir çalışma vardı. Hani ne yapılabilir, ne edilebilir bu arkadaşlarla ilgili diye. Fakat ortaya çok yüksek ve çok korkunç bir rakam çıkıyor. Yani zincirleme etkisiyle bu EYT'liler hak talebinde bulunmaya devam edecekler diye bir şey var.
Ama elbette ki böyle mağdur bir kitle var. EYT'lilerin mağdur bir kitle olduğunu söylemek, o hakkı teslim etmek gerekiyor. Ne yapılması gerekiyorsa, devletin imkanları ölçüsünde ne yapılabiliyorsa da yapılmalı. Çünkü kanunların geriye işlemeyeceğiyle ilgili bir genel hüküm vardır. Bütün dünyada bu böyledir. Kanunlar makable şamil olmaz denilir tırnak içinde ve yazılı olmayan bir kuraldır bu. İnşallah onlarla ilgili de bir düzenleme yaparlar, yapabilirler. Hani 2023 seçimleri de bu konuda biraz teşvik edici olabilir diye düşünüyorum. Bu emekli şimdi, işçi memur maaşlarıyla ilgili müjdeden söz ediyor Çalışma Bakanı. Sen yine Temmuz'a ciddi bir artış bekliyor musun? Zaten olmalı ciddi bir artış. Yani müjde niteliğinde bir artış olmazsa tatmin etmez insanları. Ben yine hani böyle rakam söylemek şey ama ciddi bir artış olmalı. Yani insan şöyle bak Kerem. Ama mesela bak bu ikramiyeleri bekliyorduk, olmadı. Yani, bayram ikramiyeleri yapmadı. Evet. Yattı 1100 lira olarak. 1100 lira, yani orada da mesela 1500 lira en kötü olur deniyordu. 2000 falan deniyordu tabii. O konu biraz farklı. Şöyle Kerem, hiç gündemde yokken iktidar ve hani bir sefere mahsus ve bir bayrama mahsus bir ikramiye gündeme gelmişken bu para verildi ve kalıcı hale getirildi. Gerçekten emeklilerde özellikle çok düşük maaş alan emeklilerde sıkıntı da ama yani hükümeti, devleti de biraz anlamak lazım. Yani her yere böyle bol keseden savuracak para var mı, yok mu, ne kadar verilebilir? İnşallah başka bayramlarda artırılır diyeyim. Çünkü hani bu konuda niye artırılmadı falan demek de böyle çok ısrarcı olmak da biraz haksızlık gibi geliyor. Şimdi ekonominin genel gidişatına gelince ben pandemiyle birlikte piyasaların böyle saçma sapan bir şekilde yükselmesine başından beri tepki gösteren bir gazeteciyim ve herhalde bu piyasa canavarlarıyla, bu doymak bilmeyenlerle de en çok mücadele eden isimlerden biriyim. Sayın Cumhurbaşkanı da son konuşmasında söyledi bunu. Yani artık bu dayanılmaz bir hale geldiğinin farkındayız. Bunun tedbirlerini alacağız dedi. Gerçekten dayanılmaz bir hale geldi ve herkes böyle isteyen istediği fiyatı uygulayabilir ve hiç kimseye de hesap vermez bir duruma gelindi. Dünyanın hiçbir yerinde yoktur ya aldığın bir ürünü %200, %300, %400 karla satma olayı. Üstelik bu paranın dönüşü sana 5-10 gün içerisinde geri gelecek. Yani nasıl bir, diyelim ki bir kalem aldın 1 liraya, 3 liraya satıyorsun. 10 tane kalem aldın, 3 liraya satıyorsun. Ve bu 10 kalem bir hafta içerisinde satıyorsun. Sen bir hafta içerisinde %300 para kazanmış oluyorsun. Yani böyle bir vicdansızlık, böyle bir ahlaksızlık, böyle bir ticari anlayış dünyanın hiçbir yerinde yok. Kimse de müsaade etmez buna. Peki. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın da o sözünden bakanlar gereken mesajı çıkarıp artık bundan sonra bu fahiş fiyat uygulayanların tepesine binmeliler diye düşünüyorum Kerem. Peki. Peki. Doğan siz ne dersiniz? Yine bayram ikramiyesinde olduğu gibi biraz beklenti yüksek ama bu beklenti de Çalışma Bakanı perçinledi. Dedi ki ben 1 Mayıs'ta ayrıntılarını açıklayacağım. Müjdeler olacak. Özellikle işçi, memur, emekli maaşlarına enflasyon farkının yansıtılması konusunda. Zaten o yasal olarak yapılacak ama galiba onun da biraz üzerine geçecek. Diğer yandan da işte 3600 Mayıs sonunda çıkacak deniyor. EYT'liler de haber bekliyor sürekli. Evet. Şimdi emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili zaten ben 1-1,5 seneden beri bunun bir an önce gündeme getirilmesi, bu yasanın çıkartılması gerektiğini söyledim. Bu yasanın çıkmaması AK Parti'ye çok ciddi zararlar verdi. Çok ciddi tepki topladı. Yani seçime kalmış bir süre, yani yeni gündem alır. Bence geç kalır. Bunu daha önceden gündeme getirmeleri gerekiyordu. Yani madem ki yapacaksınız bunu, 2 sene öncesinden insanlar bununla ilgili ciddi manada tepki gösterdiğinde evet haklısınız, biz bu yasayı çıkartacağız demeleri gerekiyordu. Neticede geldiğimiz nokta bu yasa büyük ihtimalle çıkacak. Seçimlere yakın çıkacak. Zamlara gelince tamam. Evet gerçekten ciddi siz bir pahalı. Siz de vurguluyorsunuz hayat pahalılığının. Hayat pahalı. Yani bunu sokağın zaten gündemi bu. Kerem Bey yani aylardır yüksek sesle söylüyor. Evet. Zaten böyle
çıktığımız programlarda böyle iktidar mensuplarınca da böyle söylediğimizde böyle bir şaşırmışlardır biliyorsun. Çok ciddi manada bunu gündeme getirdik. Gayet çok pahalı. Ama asgari ücrete sürekli zam yaparak bir kesimi rahatlatmaya çalışıyorsunuz. Ama bir de işveren boyutu var biliyorsunuz. Evet. Ben de onlardan birisiyim. Tamam zam yapalım güzel. Ama biz bir destek görecek miyiz devletten? Hayır görmüyoruz. İş yerinizin kirası artıyor. Elektrik faturanız artıyor. Doğal gaz faturanız artıyor. Giderleriniz artıyor ama geliriniz artmıyor. Bir de iş verensiniz, iş yükünüz, verdiğiniz maaş tutarları artıyor. Bir yanda bir kısmı rahatlatmaya çalışırken bir kısmı da yine tekrar zora sokuyorsunuz. O hatta bir işsizlik endişesi de yaratıyor. Yaratıyor tabii. Bu sefer de yani 10 tane işçi çalıştıracaksanız 5 tane işçi çalıştırmak zorunda kalıyorsunuz ki o işletme devam etsin. Böyle bir sıkıntı da var. Yani hükümetin işi zor. Yani bu dengeyi sağlamak da çok zor. Hayat pahalı mı? Evet, hayat inanılmaz pahalı. Elektrik faturaları, doğalgaz faturaları, yakıttaki pahalılık, insanlar arabasına binemiyor. Artık eskisi gibi seyahat edemiyor. Bir de özellikle dikkat çekmek istediğim konu kiralardaki artışlar. Kira ve ev kiralarındaki artışlar, inanılmaz artış var. %300, %400 oranında artışlar var. Yani neredeyse İstanbul'da en ucuz ev kirası bir asgari ücrete tekabül edecek noktaya gelmiş durumda. Yani insanlar kendi kafasına göre zam yapıyorlar. Bunu denetleyen kimse yok, buna bir kısıtlama getiren kimse yok. İnsanlar evlerinden çıkamıyor. Mevcut olan ev sahipleri mevcut kiracıyı çıkartmaya çalışıyor daha yüksek kiraları verim diye. Böyle enteresan bir durum var. Yani şu anda yaşam şartlarınız inanılmaz zorlanıyor. Ev kiranız yüksek. Gıda fiyatınız yüksek. Faturalarınız yüksek. Akaryakıtınız yüksek. O zaman nasıl yaşayacaksınız? Yani böyle enteresan bir süreçten geçiyoruz. Toplum sadece bunu konuşuyor neredeyse. Toplum sadece bunu konuşuyor ve evet dünyanın her tarafında bu ekonomik sıkıntı var mı? Var ama buna rağmen insanlar tepkili. Buna rağmen diyor ki insanlar bu şekilde olmamalıydı. Bununla ilgili de yani iktidar bir an önce bir tedbir almalı ama yani bu tedbir sadece asgari ücrete zam yaparak olmamalı. Yani bir üretim siyasetine geçilmeli, üretim desteklenmeli, tarım desteklenmeli, hayvancılık desteklenmeli. Bunların anlatılması gerekiyor. Evet belki bir sene içerisinde, iki sene içerisinde bunların sonuçlarını alamayacaksınız ama en azından bunları yapın ki insanlar gelecekte nelerle karşılaşacağını bilsin. Desin ki ya tamam şu anda sıkıntılı bir süreçten geçiyorum ama iki sene sonra, üç sene sonra, dört sene sonra bir rahatlama olacaktır mutlaka. Üretime geçildiği takdirde bu sıkıntıları atlatacağız. Artık bu ani şok baskınlarla, şok pahalı ile karşılaşmayacağız umudunu insanlara aşılamak lazım. Bir de şunun da üzerine bir vurgu yapmak lazım. Yani bu AK Parti iktidarı var ya da işte CHP iktidarı olsaydı ya da İYİ Parti iktidarı olsaydı, MHP iktidarı olsaydı bunlar yaşanmayacak mıydı? Bunlar mutlaka yaşanacaktı. Dünyada var olan ekonomik krizi, ekonomik sıkıntıları da göz ardı etmemek lazım. Dünyanın her tarafında bunlar yaşanıyor. Ama elbette ki biz Türk milleti olarak bu kadar cefakar, bu kadar çileli yollardan geçmiş, her türlü musibete karşı dimdik ayakta duran demokrasi adına Türk milleti olarak biz bunları hak etmiyoruz. Onu söyleyeyim yani. Bu yokluğu, bu pahalılığı hak etmiyoruz. Devlet elinden ne geliyorsa mutlaka yapmak zorunda. Her türlü fedakarlığı göstermek zorunda. Yani bu anlamda insanlar herhangi bir bahaneyi kabul etmiyorlar. Peki. Size geleceğim ama bir kısa aram var. Eyvallah. Sözünüzü kesmeyeyim. Çok kısa bir araya gideceğiz. Aradan sonra bu pahalılığı ve herkesin beklediği emekli işçi memur maaşlarını ve EYT'yi konuşmaya devam edeceğiz. Çıkışlar abi. Tabii. Devam ediyoruz maaşları ve enflasyonu konuşmaya. Mustafa Bey sizin beklentiniz nedir? Evet şimdi... Özellikle EYT'lilerden çok mesaj geliyor. Evet. Bize ne zaman sıra gelecek ki? EYT'de çok geç kalındı. Zaten mağdurlar azalmaya başladı. Çünkü evet. Bitecek. Yani neredeyse artık EYT mağduru ciddi anlamda. Yani niye bugüne kadar böyle bir tedbir yapılmadığı, alınmadığı EYT ile ilgili bir karar bilmiyorum. Yani Doğan Bey söyledi, haklı. AK Parti'ye büyük zarar veriyor. EYT ile ilgili durum. Aslında kötü ekonomi, hayat pahalılığı falan bunların hepsi AK Parti'ye büyük zarar veriyor. Ama en büyük zararı vatandaş görüyor. Evet. Yani EYT'li zarar görüyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Emekliliği hak etmiş. Oyunun kuralı ortada değişmiş. Hiç şeyi yoktur. Yani maç oynanırken değişmiş. Maç oynanırken oyun kuralı değişmez ki. Normal şartlarda sosyal devlet böyle bir şey yapamaz. Sosyal devlet yapması gereken şey aksine işini kolaylaştırması, geciktirmesi değil. Öne çekmesi gerekirken oyunun kuralını değiştiriyoruz. Evet. Neydi bu? İşte Ecevit dönemindeki işte ekonomik krizler, şunlar bunlar vesaire. Ama yani... Bu iktidar AK Parti gelirken başka bir iklimle geldi, başka bir söylemle geldi, başka bir umutla geldi ve bugüne kadar da
devam etti ve neredeyse artık mağdurlar giderek azalıyor. Çünkü seneler geçtikçe bekleyenler işte senelerce beklemiş, zamanı gelmiş, olmuş yani. Şimdi o yüzden, yani önce mağdur edip sonra müjde vermek de bize özgü bir şey. Bu da işte doğru değil yani, bizim her şeyi zamanında yapmak. Ya bir şey gerek mi? Gerektiği zaman yaparsan evet, anlamı var. Ama ondan sonra siyasi sonuçlar, politik sonuçlar, başka hesaplarla yapalım, edelim, müjde verelim. Yani ta geçen seneden tartışılıyordu bu. Önceki seneden tartışılıyordu. Evet. Bu hep bir beklenti ama olmuyor. Beklenti olmuyor. O zaman bir an önce yapmak gerekir. EYT ile ilgili bir karar almak gerekir. Tabii emeklilik şeyiyle ilgili olarak da aslında Latif doğru söylüyor. Yani bu mesele bir jestti. Hı hı. Kalıcı hale geldi. Bu da bir jest. Fakat biliyorsunuz mesela deprem vergileri geçiciydi, kalıcı hale geldi. Deprem vergileri artıyor kardeşim. ÖTV falan, bunlar hep böyle geçici tedbirlerdi. Kalıcı hale geliyor, o vergiler artıyor. Ya da çift maaş, üç maaş, dört maaş alanlar var. Onların maaşları 3-4 kez artıyor. Yani sonuçta 1100 lira emekliye zaten hakkını veremedik. Evet. Yani asgari ücretli de hafif bir düzeltme oldu. Gerçi sonra hemen şartlar yeniden onu yuttu. Ya emekli de bu hafif düzeltme de olmadı. O yüzden aslında emeklinin ciddi anlamda, yani bunun CHP'lisi ise AK Partilisi, MHP'lisi yok çalışanın, emekli olanın. Bütün toplumun bir meselesi ve sorunu, hayat pahalılığını konuşuyoruz. İşte bir denge oluşturacağız diyoruz. Denge oluşturacaksak biz, çalışan, az ücretli olan, emekli olan aşağıda kalıp yukarıda denge olmaz. Madem enflasyon var, o zaman öyle o dengeyi bir şekilde kurmak gerekir. Bu da sosyal bir gereklilik olarak ben görüyorum. Bir şey söyleyeyim sadece. Bakınız çok güzel şeyler söyledi Doğan Bey. Üretimle ilgili, yani asıl alınacak olan tedbirler, hep ben bunun altını çizmeye çalışıyorum. Ben geçen gün Milli Gazete'de manşet de yaptık. Tarlada çalışan çiftçi sayısı ilk kez Türkiye Cumhuriyeti tarihinde 500 binin altına düştü. Büyük evet, bir tehlikedir. Yani 500 bin kişi 85 milyonu doyurmak zorunda, 85 milyon için üretmek zorunda. Ama bu rakam aşağı düşmüş. Bu mümkün değil. Bununla ilgili olarak Türkiye'nin ivedi bir şekilde gerçekçi, hızlı ve gerçekten de kararlı bir tarım politikasına, üretim politikasına ihtiyaç var. Mesela asgari ücretle ilgili Doğan Bey'in söyledikleri çok dikkat çekici şeyler. Çünkü biz tek taraflı bakıyoruz. Asgari ücreti hükümet belirliyor, iş adamı ödüyor. Asgari ücretten devlet gelir elde ediyor. Hatta kendi vergisini artırıyor. Evet. Kendi vergisini artırmış oluyor. Ama o zaman işte mesela emekliyi devlet veriyor. Hadi burada ver yani, aslında değil evet, mi? Ya da kamu çalışanını, tabii, işçisini falan devlet veriyor. Asıl devlet kendi vereceklerinde yapmıyor. Öbürünü, ha asgari ücret bu yeterli değil, ayrı bir şey ya. Daha fazla olması gerekir. Ama bir taraftan da üretimi ve mesela elektrik faturası, hayat pahalılığı çok önemli. Evet, var. Ama öbür tarafta istismarcılar da var, stokçular da var, depocular da var. Latif mesela Latif'in dediği şeyler. Ama bakıyoruz mesele galiba Türk lirasının durumu. Ekonomideki mesele, asıl mesele Türk lirasının alım gücünün düşmesinden kaynaklı problemleri yaşıyoruz. Dünyada da problem var. Ama dünyadaki problem kendi para birimleriyle ilgili sıkıntı olmadığı için giderilebilir problemler. Türkiye'deki problem giderilmesi çok zor problem. Çünkü kendi para birimimiz ciddi anlamda değer kaybını uğradığı için büyük sıkıntılar yaşıyoruz ve aşmakta zorlanıyoruz. Peki. Ahmet Bey, siz nasıl görüyorsunuz çarşı pazarın ahalinin durumunu? Herkes büyük bir zam beklentisi içinde, Temmuz yaklaşıyor. Evet. Bakan da müjdelerden söz ediyor. Ne dersiniz? Şimdi öncelikle tabii ki ekonomiyle ilgili olarak söylememiz gereken bir iki şey var. Yani işte düğmeyi yanlış bağlarsanız bir tanesini, ondan sonrası yanlış gider. Teşhisiniz yanlışsa doktor yanlış tedavi eder, hasta can çekişir, ölür, daha kötüleşir. Şimdi burada bence ekonominin sorunlarının tespitinde bir yanlış yoldan hareket edildi. Özellikle de işte 20 Aralık itibariyle uygulamaya konan bu sistem ne yazık ki enflasyon, işte faiz sebebi, enflasyon sonuç yaklaşımı bizi %60'lere bulaşan bir enflasyona ulaştırdı. Bu bağlamda baktığımızda emeklilere yapılan zam, SSK yani işçi emeklilerine %25 zam yapıldı. Memur emeklilerine de özür dilerim rahatsızlıktan, %27 zam yapıldı.
şu an itibariyle, bu ay itibariyle işçi emeklilerinin kayıpları %36. Yani bırakın iyileşmeyi. Ya bu zaten Türk rakamları bunu ortaya koyuyor. Evet, yani %36. Ben Türkiye göre konuşuyorum. Yani Türkiye göre konuşuyorum. Yani siz Ocak ayına göre maaşını arttırmış olduğunuz halde biz emekliler, ben herhalde tek emekliyim içinizde, biz emekliler maaşlarını, yani gelirlerinin %36'sını biz kaybettik. Biz %36 daha fakirledik. Şimdi hal böyleyken en kolay zam seyyanen yapılan zamdır. Yani seyyan, hükümetler bilirsiniz seyyanen zam yaparlar. Niye? Evet. Çünkü yani mesela işte bu bayram zamı aslında seyyanen zam gibi düşünülmeliydi. Yani %36'sını, gelirinin %36'sını kaybetmiş yaklaşık 10 milyon kişiye siz vereceğiniz parayı, yok hükümetin ekonomik durumu şu bu falan diye düşünürseniz, o zaman ben size binlerce örnek veririm. O zaman niye şuna niye bu kadar verdiniz, buna niye bu kadar verdiniz, buna niye bunu verdiniz diye size şeyler sorarım. Biz sosyal devletin amacı nedir? En zayıf grupları korumaktır. Bu ülkemizde en zayıf grup emeklilerdir. 170 dolar yani 2500 Türk lirası maaşla geçinen 1 milyon 283 bin kişi var. Yani bu kadar zayıf bir gruba siz kalkıp da bayramda seyyan, ben Latif Bey'i eleştirmek için söylüyorum, haberiniz olsun. Yani seyyanın böyle bir zam vermek de işte her türlü satışabilirsiniz. Doğru değildi falan filan gibi şey yapmayı çok doğru bulmuyorum. Burada ne veriyorsun? Biz gelelim emeklilere yine yapılacak zamma Temmuz'a. Zaten bana bu şartlarda hiçbir şey olmasa bile kanun gereği %36 zam yapması lazım. Yani müjde %36'nın üzerinde bir şey olmadı. Ne bileyim %50 demedi. Çünkü zaten ben Ocak ayından beri gelirim %36'ını kaybettim. Bir yerde gidecek hep kayıplarda gidiyorum. Bunu telafi etmenin yolu benim kaybımın üzerinde vermek. Sonra bu ülkeye ben 30 yıl hizmet etmişim. Yani şahsım olarak söylüyorum, emekliler adına konuşuyorum. Biz 30 yıl bu ülkeye gece sabah 7'de kalktık, akşam 7'ye kadar evimize dönene kadar hizmet ettik. Yani bu ülkedeki refahta bizim payımız çok. Biz olmasaydık ülke bugünlere gelmeyecekti. Bu refahtaki paydan bana niye vermiyorsun? Yani ben refahtan hiç pay alamıyorum. Ben sadece enflasyonun üzerinde bir fırt gidiyorum. Yani bu ülkenin milli gelirinin artışıyla emekli maaşlarının artışı arasında 9 kat fark var. Milli gelirimizden 9 kat daha az emekliler zam yapılmış bugüne kadar. Şimdi böyleyken yılbaşında veya işte bayramda gelecek para, ya işte devletin durumuna da dikkat etmek lazım. Vallahi ben etmemek lazım. Bence emeklilere dikkat etmek lazım. Bu ülkenin en değerli varlıklarına dikkat etmek lazım. O yüzden ben emeklilerle ilgili yapılabilecek her türlü, özellikle bu 2500 lira nedir ya? 2500 lira ne yani? 2500 lirayla bu ülkede çıksın, yaşayabilmeyi beceren bir Türk vatandaşı varsa gelsin, vallahi ben her ay 2500 lira daha harcamadım. Ya böyle bir şey yok. Yani yaşamıyor adam. Adam hayatını idame ettirmeye çalışıyor. Çoluğu, çocuğu, devletten işte muhtardan ne bileyim oradan buradan aldığı yardımlar, günah değil mi adam? 30 yıl hizmete 2500 lira. Ondan sonra sen buna de ki bayramda da sana verecektik ama kusura bakma para kalmadı. Yok abi ben bunu kabul etmem. Gelelim EYT'lere. Şimdi bizim bu yasamız çıkarırken bir geçiş prosedürü uygulandı. Yani işte 30 yıllık sen şu kadar, 25 sen bu falan. Fakat bu bir yerde kesildi. Yani bütün çalışanları kapsayacak bir adil bir şey yapılmadı. Ve adil bir şey yapılmadığı için de insanlar bugüne kadar haklarını aramak için sokaklara çıktı, dertlerini anlattı, meclise gitti, siyasilerle konuştu. Sürekli söz. EYT Derneği'nde çok da başarılı yöneticileri var. Bunu komunun gündemine getirdiler. EYT Derneği'nin çözüm önerileri var. Bu çözüm önerilerini bir dinleseler bence bugüne kadar 10 defa çözülürdü sorun. Ama ne yazık ki yine hep siyasi argümanlar, siyasi yaklaşımlar, işte politik söylemler sonucunda bu mağduriyet devam eder oldu. Ya Mustafa Bey çok hoş bir şey söyledi. Dedi ki bir süre sonra zaten mağdur ortadan kalkacak. Herkesin zamanı gelecek zaten. Var Mustafa Bey, var, daha kalkmıyor. Daha bir, var evet. Yani yarısı gitti. Yalnız yarısı gitti. Yani var daha ama daha var, mağdur çok yani. Yarısı mağdur olarak gitti.
Şimdi de 3600 ek gösterge. Şimdi biz işte polis, yani asker, hakim, savcı. Bize hep ek gösterge aldık, milletvekili. Hep de böyle milletvekili maaşının bilmem kaçta kaçı falan filan, böyle bir çarpımlar, bir sürü şeyler. Yani bu çalışanlar arasında, ya sen işte hakimsin, ben hakimim, sen ayrıcalıklısın, sana al kardeşim 3600 değil 5400, neyse yani şimdi tam 7600'e kadar çıkıyor herhalde, şey verelim, bunu işte şeyle çarpalım, katsayıyla sana bu kadar para verelim. Polis çocuk 12 saat çalışıyor olan. Sabah gidiyor, akşam saat 12. 12 bitti, tam bir şey dönecek yeri yok. Bir yerde olay var diyorlar, yolluyor. Hemşire kız. O bizden daha mı az, onun mesleği daha mı az ulvi hakimden? Veyahut da işte ne bileyim askerden. Asker, ben hani bizim askerlerde de var. Hatta askerden hepsinde de yok bile. O da binbaşı arkadaşlarımız alamıyor mesela. Yarbay albay alıyor falan. Böyle bir adaletsiz şey var. Bu 3600'de mutlaka hani bu seyyanen zam gibi bir insanların refah seviyesini yükseltmek için, yani gelirini arttırmak için yani verilmesi gereken, yani sen ihale dağıtmıyorsun. Sen benden aldığın, bizlerden aldığın vergileri bize vereceksin. Yatırım yapacaksın. Ya da yıllarca maaştan yapılan kesintileri geri veriyorsun. Yani ben senden bedava para istemiyorum ki. Ben sana her yıl maaşımın %10'unu bilmem kaçını sana vermişim. Niye? Bana emekli olduğumda hastalık sigortam için vermişim. Yani prim sistemini uygulamışsın. Ben emekli maaşım için vermişim. Şimdi geliyorum istiyorum. Tanrım sen 2500 liraya yaşa. Yok sana 3600 yok aslında. Öyle tabii, bilmem tabii. Ne yok. Yani bir benim paramı ben alabilmek için kıyameti koparıyorum. Öbür taraftan da siyasetçi bunu çözüyoruz, hiç merak etmeyin falan. Sanki babasının cebinden verecek. Ya ben kardeşim. Ahmet Bey çok samimi emekli muhabbeti yaptı. Harika evet. Yani. Ahmet yani, Bey peki lütuf değil dediniz ama. Emekliyiz, o yüzden muhabbetimizde çünkü yani çıkalım bir sokağa, vallahi günah ya bizlere. Peki, yani bizlere, lütuf. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin en iyi maaş alan emeklilerinden biriyim ve böyle feryat ediyorum. Bu ülkede o kadar çok kötü benim çevremizde insanlar var ki, bunların sesini ne yazık ki ancak işte... Çok güzel duyurdunuz vallahi. ...yedirmeye çalışıyoruz. Lütuf yok ama Latif var. Latif, sana sataşma da var. Evet, buyurun. Sataşma var Latif Bey. Şimdi sataşma değil tabii, ben onu asla sataşma olarak kabul etmiyorum. Ahmet Bey değerli bir insan, fikirlerine de saygı duyduğum, önem verdiğim biri, ama şu da Ahmet Bey'in söylediği, ben de eleştiriyorum. Ekonomik gerçeklikle bağdaşacak bir şey değil. Yani verelim herkese ne istiyorsa verelim, cebinden mi çıkıyor? Şimdi... tabii yok, ki cebinde. Öyle deme. Bak o kadar çok kişiye veriyorsun ki dedim. Hani bunu saymaya kalkarsak mahcup olurlar dedim. O yüzden biz emeklilere ver. Saydırma şimdi, bize yani. Şuna verdin, buna verdin. Yani şimdi burada kalkıp da bir muhalefet partisi milletvekilleri gibi konuşmayalım. Biz evet, emekli konuşuyoruz. Bir emekli evet, olarak konuşuyoruz. Yani ama sen başkalarına da veriyorsan kardeşim bana da ver. Ben çünkü sana 30 yıl hizmet ettim ya. 30 yıl. Evet. Ya zaten bakın AK Parti'nin iktidara geldiği ilk yıllarda bu ücret politikalarıyla ilgili bir çalışma yapılmıştı. Sonra ne oldu bilmiyorum. Yani eşit şey eşit ücret mantığı anlamında gerçekten çok ciddi bir çalışmaydı bu ve hem milli gelirin dağılımında hem de gelir adaletsizliğini giderecek bir çalışmaydı. Herhalde o proje şeklinde kaldı. Fakat o dönemde çok ciddi kafa yorulmuştu üzerinde ekonomistler ve siyasetçiler tarafından. Elbette ki emekliye ne verirse azdır. Ahmet Bey, ben de emekliyim. Ben evet. De SSK... Vallahi patron gibi konuştunuz biraz önce. Yok, bakın. Hayır. Bahmey evet, dedi ben patronum, sıkıntım var dedi. Hayır asla. Bakın asgari ücretle ilgili bir şey belirlemenin, bir rakam söylemenin. Şimdi nasıl bir patron ki 7-8 bin liraya çıksın asgari ücret diyor. Ahmet Bey biraz önce bunu ben söyledim. Peki. Yani emekliye, dar gelirliye ne verilse azdır. Enflasyon rakamlarının üzerinde kesinlikle bir artışın olması gerektiğini söyledim. Ama... şöyle de bir şey var. Emeklilere mesela 1100 lira değil de 1500 lira verse iyi olmaz mıydı? Olurdu. Yani
memnun da eder demeklileri. Ama ben şunu söylüyorum. Hani her zaman yapılınca iyi ama arada bir bedel ödemeye ya da elimizi taşın altına sokmaya gelince kötü. Böyle bir şey yok. Yani siz eğer... mi diyorsunuz bedel ödeme? Emeklilere mi dediniz bedel ödemeye gelince? Ya emeklilerden nasıl? Çok bu ülkede bedel ödeyen var mı? 30 sene çalışmış adam ya. Herkes ödemeli bedeli. Şimdi emeklilere de kesinlikle en son bedel ödeyecek de emekliler. Onu kastederek söylemiyorum. Ben genel anlamda söylüyorum bunu. Hiç kimse, muhalefet liderleri de dahil olmak üzere, ben ne Sayın Kılıçdaroğlu'ndan ne Sayın Akşener'den bu 5 zincir marketle ilgili, bunların yöneticileriyle ilgili tek bir eleştiri duymadım. Tek bir söz duymadım. Bunlara kardeşim biraz da insaflı olun, vicdanlı olun dediklerine şahit olmadım bir kere bile. Eğer olan varsa orada bana desin ki evet yaptılar desin. Şimdi yani emekli politika... parasını konuşuyoruz tabii de. Nasıl? Yani emekli konusunu konuşuyoruz da muhalefetin bir şeyi yok ya o konuda. Yani ne yapsın muhalefet? Yani şunu demeye çalışıyorum. Hani ya sonuçta bu ülke hepimizin. Elbette ki devleti eleştirebilirsiniz. Ya, işte fazla harcanan paralar ya, var dersiniz. Latif sen Ankara'da olduğun için söylüyorum. Yani bizden çok daha iyi biliyorsun bürokrasiyi. Biz de senelerce Ankara'da olduk. Şimdi hiçbir dönemde bu kadar israf. Yani bürokrasinin bu kadar... zenginlik içerisinde, imkan içerisinde, sosyal imkanlar içerisinde, 3-4 maaşlar içerisinde. Ahmet Bey aslında biraz çok nezaketli vurgular yaptı. Yani saymayalım dedi, şunu yapmayalım, bunu yapmayalım dedi. Yok, haklı sonuçta... olarak şey yaptı. Ya şimdi yani hakikaten yani emekliye verilecek olan şey bir devletin, hükümetin, iktidarın A şahsının, B şahsının bir lütfu değil. Yani mesele hani hakkı elde etmekle istiyor. Yani devletler ya da hükümet neyse artık... Yani alacağını son kuruşuna kadar takip eder, alır. Hiçbir şekilde sosyal, mesela elektrik kesintilerinden tutun birçok şey takip eder. Ama vereceğine gelince de lütfediyormuş gibi. Bakınız Latif, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Şu cümle bile çok yanlış. Müjde bekliyorum. Müjde vereceğiz. Çok özür diliyorum. Bir siyasetçinin, bir bakanın müjdeye hazır olun, müjde vereceğiz ifadesi bile emekliyi rencide eden bir ifadedir. Bu işin müjdesi yok. Hakkı vardır. Ve hakkını almak ve vermek meselesi vardır. Yoksa ya muhalefet iktidar tartışmanın dışında bir şey. Hakikaten çok insani bir şey. Hepimizin evinde emekli var. Her partiliden emekli var. Onun için bu parti meselesi, iktidar muhalefet meselesi değil. Mesele hak edenin hakkını almasıyla ilgili bir tavırdır. Bir onu kamuoyuna getirmektir. Gazeteciyiz, görevimiz bizim kamu yararı. Araya girdim ve ben konuşamıyorum şimdi. İzin verirsen izah edeyim kendime. Tamam, toparlarsan sevinirim Latif. Ben arkadaşlar, bakın benim tweetlerimi takip edin. Yani benim bu asgari ücretle ilgili, insanların ekonomik sıkıntılarıyla ilgili, piyasa fahiş fiyatlarla ilgili neler yazdığımı görürsünüz. Benim burada söylemek istediğim başka bir şey. Yani hani şöyle bir durum yok dünyanın hiçbir yerinde. Ya herkese verelim, herkesi memnun edelim ama bu arada devleti de koruyalım ya da devletin gücünü de koruyalım, enflasyonu da artırmayalım gibi bir dünya gerçekliği yok. Ama elbette ki verilebilecek olanın en fazlası verilmeli ve en az kazanana en çok kazanana hani imkanlar yoksa en az yöntemiyle gidilmeli. Peki. Elbette ki bu arada ben bir şey düzelteyim. Latif gerçekten de hakkaniyetli bir gazetecidir. Ben tweetlerini sosyal medyasını takip ediyorum. Yani çalışanın onu kastetmedim. Aksine çok hakkaniyetli bir tavır olduğunu biliyorum. Peki. Şimdi son cümleni alayım. Tabii söylemek istediğim şu. Bakın arkadaşlar, burada bedeli, gerçekten bedeli sadece kim ödüyor biliyor musunuz? Bakın Ahmet Bey, açık yüreklilikle söylüyorum. Bedeli asgari ücretli, 2500 lira maaş alan emekli ve düşük gelirli çalışanlar ödüyor bedeli. Peki. Onun için de bayram ikramiyesini çok gördün arttırılmasını Latif Bey. Nasıl? Bayram ikramiyesinin arttırılmasını makul saydınız ama. Daha çok görmedim. Ben diyorum ki, ben isterdim ki 2000 lira, 3000 lira da olsun. Hatta yapılmalıydı da. Ama bunlar üzerinden böyle devleti
Cumhurbaşkanı'nı, iktidarı yıpratacak çok ciddi söylemler yapılmasını doğru bulmuyorum. Peki. Şimdi, peki son cümle rica edeyim. Yani abi, çok özür dilerim. Şimdi biz bayramda bana biraz önce zam ver dediğim zaman ben Cumhurbaşkanı'nı yıpratmış mı oluyorum? Biz Allah aşkına yapmıyorum. İş adamlarına lütfet geliyor dedi. Şimdi bilmiyorum tabii Doğan Bey'in ne sektörde çalıştığını ama arkadaşlar yani diyelim ki en basit şekliyle söylüyorum. Ya 1,5 liraya içtiğiniz çayı bugün 4 liraya 5 liraya içiyorsunuz. Yani herkes aldığı ürüne göre, aldığı ürünün fiyatına göre zammını gerçekleştiriyor zaten. Esnaf kirası 5.000 liradan 10.000 liraya çıkıyorsa o da sattığı çakmağın fiyatını 3 liradan 8 liraya çıkarıyor. Yani onlarda bir sorun yok. Sadece asgari ücretli, dar gelirli, sabit gelirli ve bir geliri olmayan, maaşı olmayan devlet ivedilikle bunlara el atmalı. Emeklilere kesinlikle, düşük maaşlı emeklilere, bugün 20 bin lira emekli maaşı alanlar da var. Ama 2500 lira emekli maaşı alanlar da var. 2500 lirayla hiç kimsenin geçimini sağlayamayacağı açıktır. Ve hükümetin de sanıyorum bu konularda ciddi bir paket açıklayacak. Yani bakanın müjdelediği şey beklentinin üzerinde bir zam, enflasyon oranının üstünde bir zam gelecek diye düşünüyorum. Zaten söyleyecek... kanunen yapmak zorunda Latif Bey. Zaten kanun, evet. Bizim kanunumuz var. Diyor ki enflasyonun üzerinde zam yapacaktır. Yani kanunu yapacak. Bu müjde değil bu. Bunu zaten %36 zaten içerideyiz. Bunu bize dese ki kardeşim sana %40 zam verdim dese yani müjde ile bakarsan %40 çok iyi. Şimdi, ama zaten %36'yı biz vermişiz. Zaten gitmiş cebimizden. Ne oldu yani? Bütün siyasetçiler bu müjde lafını kullanır. Yani muhalefette, iktidarda herkes kullanır. Yani müjde demelerinden rahatsız olmamak lazım. Yeter ki enflasyonun üzerinde ben tatmin müjde demelerinden rahatsız olmuyorum. Vermemelerinden rahatsız oluyorum. Evet, doğalı da bir eklemesi Latif Bey, var. Az önce sordunuz ya hangi sektörde işverensiz diye. Şimdi birkaç sektörde işverenim ama en önemli... Ama siz de az önce dediniz. Evet, yani asgari ücret önemli... azalıyor ama... İşverenin de batırmamak lazım. Evet, bir açıklama yapayım yani. En önemli o çalıştığım sektör eğitim sektöründe bir işverenim. Az önce ben bir şey eleştirdim, dedim ki herkes malını 3 katı fiyatına 4 katı fiyatına satmaya çalışıyor dedim. Az önce onu eleştirdim. Eleştirdiğim şeyi de kendim yapmamaya gayret ediyorum. Mesela eğitim sektöründe giderlerim gittikçe artıyor. Maaşlar artıyor, kira artıyor, yayın gideri her şey artıyor. Ama ben bir öğrenciyi okuluma aldığım zaman da aynı artışı gösteremiyorum. Yansıtamıyorum. Vicdanen yapamıyorum bunu. Zaten ev kirası artmış. Zaten elektrik faturası artmış. Doğalgazı artmış. Pazardan aldığı gıda artmış. Bir de aynı artışı ben gösteremiyorum. Vicdanen bunu yapamadığım için bu sefer ben zorlanıyorum. Ve benim gibi zorlanan bir sürü işveren vardır diye tahmin ediyorum ülkede. Peki. Süren bitiyor. Son bir turda bitireceğiz. Şu sözde soykırım meselesinde birer cümleyle konuşsak diyorum. Ahmet Bey, sizle başlayayım. Yani Fransa'nın, Amerika'nın tutumunda bir değişiklik olmadı. Biden yine soykırım dedi ama esas tartışma biraz da içeride yürüyor. HDP milletvekili Garopaylan soykırımın tanınması için bir teklif verdi. Teklif anında meclis başkanlığı tarafından iade edildi. Hem Cumhurbaşkanı'ndan hem MHP'den çok sert tepkiler var. Bu kişi parlamentoya yakışmıyor diyor. Ne dersiniz bu tartışmaya? Bir kere Garopaylan'ın yaptığını çok şiddetle kınıyorum. Çok yanlış bir şey. Bu bizim dünyadaki savunmalarımıza, kendi geliştirdiğimiz işte söylemlerimize taban tabana zıt olan bir davranış biçimi. O yüzden de ben Garopaylan'ın bu konuda kınıyorum. Ama Garopaylan bir açıklama yaptı. Ben bunu dedi, daha önce de 7 defa evet, benzer teklifte bulundum dedi. İlk defa bu sene böyle bir şey. Ben bulunduğunu bilmiyorum açıkçası. Fakat bu yıl ilk defa Sayın Meclis Başkanımızın söylemesiyle öğrendim. Yani 7 yıl önce veya daha önceki söylemlerini de duysaydık aynı tepkiyi gösterdik. Onda bir sorun yok. Diyor yani ki ben sadece teklifin tarihini değiştirip veriyordum. Yani Garopaylan'ın söylediği... Sanki eskiden kızmıyordunuz da şimdi mi niye kızıyorsunuz? Hayır efendim, öyle bir şey yok. Haberimiz yoktu. Haberimiz evet, olsa o zaman da şey yapardık, seni şiddetle eleştirdik. Ya, işte haberin kıymeti. Hüzünle eder.
Yani dolayısıyla evet bu konuda mesela geçen de yine Hizbullah tartışmalarından 2019 yılında sanırım 2022 yılında öğreniyoruz. Ona şey tepki gösteriyor. Yani burada basın yayın kuruluşlarının tabii bizi bilgilendirmesi gerekir. Yani Garabey sanki ben bunu daha önce de yapıyordum kardeşim. Siz şimdi hiçbir şey demiyorsunuz ne oldu? Hayır efendim biz daha önce haberimiz olmadığı için sana tepki göstermedik. Ben kendisini şiddetle kınıyorum. Peki. Yani bu konuda da çok yanlış davrandığını, kendisi de zaten Ermeni bir vatandaşımız olarak böyle bir şeyi herhalde duygusal sebeplerle yapıyor diye düşünüyorum. Çünkü niye? Biz tarih önünde bin yüzlerce belgeyle bunun olmadığını ispatladık. Evet. Bunun tamamen siyasi bir konu olduğunu, bu şeyi kanunu kabul edenler bile siyaseten kabul ettiklerini meclis kararlarına yazarken sen kalkıp da bunu gerçekmiş gibi göstermeni ben vallahi anlayamadım. Ayıp ettim. Çok yazıklar olsun diyorum. Peki. Latif lütfen çok kısa. Evet. Şimdi dokunulmazlık kalkar mı? Şimdi kalkması gerekir bence. Garopaylan'ın söylediği böyle basit yenilir yutulur bir şey değil. Ben ayrıca daha önce 7 defa bu teklifi verdiğine de inanmıyorum ben. O teklifleri tek tek önüme koymadan da inanmam. Sen de gazetecisin, Mustafa da gazeteci. Şöyle yani prosedür şöyle. Aynı prosedür uygulanmış. 7'si de iade edilmiş. Olabilir mi? Hayır, 7'si 7 kere vermiş meclis başkanı. Tamam, 7 kere aynı haltı yemiş o zaman. Yani bu şey değil ki. Tabii. Yani haberimizin olmaması mümkün değil ama neyse Mustafa'nın dediği gibi 7 kere aynı haltı yemiş. Bu Ermeni meselesi Türkiye'nin başında demokrasinin kılıcı gibi yıllardır 1915'ten beri duran her platformda Türkiye'yi tehdit edenlerin kullandığı Türkiye'ye karşı bir konuyu nasıl olur da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Türkiye'nin bir milletvekili bir Ermeni parlamentosunun milletvekili anlayışıyla böyle bir teklif verebilir ve bu geçiştirilebilir. Bu mümkün değil. Ayrıca burada muhalefetin yaklaşımı da önemli. Bunu atlamamak gerekir. Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir tepki göstermedi Garopaylan'ın teklifine. Yani peki. Sayın Kılıçdaroğlu'ndan hiçbir tepki görmedim. Sayın Akşener bir cümleyle hadsiz diyerek geçiştirdi. Onun dışında kendi partisini ve yöneticilerini bu tartışmanın içine sokmadı. HDP'den zaten böyle bir tepki beklenmezdi. Dolayısıyla Garopaylan'ın... Süren bitiyor. Bir cümle lütfen. Öyle mi? Garopaylan'ın söylediklerinin üstüne CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun da Garopaylan'ı destekleyen bir açıklama yapması bile muhalefetin özellikle de CHP'nin bu konuda nasıl gayri milli bir noktada olduğunu gösteriyor bence. Peki siz ne dersiniz? Ben cümle yine şöyle bir cümleyle başlayayım. HDP kapatılmalı bir an önce. HDP Genel Başkanı Abdullah Öcalan'ın heykelini dikeceğini iddia eden bir genel başkandı. Partisinde sırtını PKK'ya, PYD'ye, YPG'ye dayayanlar vardı. Şimdi Ermeni soykırımını savunan bir milletvekilleri var ve hala HDP şu anda bir parti olarak devam ediyor. Böyle enteresan bir ülkede yaşıyoruz. Muhalif kanada gelince şimdi bu altılı toplantıda Ermeni tasarısıyla ilgili tepkilerini dile getirdiler. Yani o söylemlere ilgili tepkilerini dile getirdiler. Ama çoğu kez faaliyetlerinde Ermeni soykırımını destekleyenlere destek veren Osman Kavala'yı da bir yandan da savunuyorlar. Yani bu Osman Kavala dediğimiz kişi demin söyledik. Yayınları evet. Ermeni tasarısını savunan yayınlar. Cihangir'de bunun bir lokantası bir yeri var. Orada sürekli Ermeni tasarısını çıkartmaya çalışan, sözde Ermeni tasarısını çıkartmaya çalışan kişileri ağırlayan bir Osman Kavala. Bir yandan diyorsunuz ki biz işte bu HDP milletvekiline tepki gösteriyorsunuz. Bir yandan da Osman Kavala'yı savunuyorsunuz. Böyle bir ikilem içindesiniz. Ve bu kadar demokratik, bu kadar özgür bir ülke olmamalıyız. Ülkenin güvenliğini tehdit eden bu tarz söylemler olduğu zaman bence tepkilerimizin daha sert olması gerekiyor. Peki. Mustafa Bey buyurun son sözünüzü. Çok zor da bırakmadan uzatmadan evet, hemen söyleyeyim. Yani haber bültenini başka görüyorlar. Kabul edilebilir bir durum değil. Bakınız emekli maaşlarını konuşuyoruz. Gerçek gündemden de çıkıyor. Ama bu kişiye de biz maaş veriyoruz. Evet. Yani milletvekili maaşı veriyoruz. Kabul edilemez. Hiçbir şekilde Türkiye'de siyasetin, sivil hayatın, medya dünyasının ciddi anlamda tepki koyması gerekir. Böyle bir şeye tevessül edebilecek bir daha bir milletvekili ortaya çıkmaması gerekir.
Bu da yani Allah'tan 90'lı yıllarda değiliz Kerem Bey, yoksa inanılmaz faili meşruler olurdu bu ülkede bu tarz adamlar. Allah korusun. Allah'tan o yıllarda değiliz. Çok demokratik bir ülkede yaşıyorlar. Yani herkes ağzı olan konuşuyor. Böyle enteresan günlerden geçiyoruz. Allah korusun o günler geri gelmesin. Doğan Çağlar çok teşekkür ederim. Mustafa Kurdaş çok teşekkürler. Latif Şimşek seni görmek çok güzeldi. Çok teşekkürler. Yayına katıldın. Doktor Ahmet Zeki Uçok. Kerem, Mustafa Bey. Hepinize çok teşekkürler. Sağ olun. Sayın Uçok çok teşekkürler tekrar. Süremin sonuna geldim. Konuşamadığımız yine birçok konu kaldı. Ama yarın yine bu stüdyoda aynı saatte karşınızda olacağım. Günün ve gündemin sorularını sormak için. Hoşçakalınız.